Merhaba sevgili izleyenler, önemli bir gelişmeyle karşınızdayız. Basına düşen bir haber üzerine hemen bir yazılı açıklama geldi. Başbakan Ersan Saner'den ve hükümetin istifasını duyurdu Başbakan Ersan Saner. Bununla ilgili gelişmeleri programımız içerisinde, gündem özel içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız ama sabah saatlerinde biliyorsunuz meclisin toplanması gerekiyordu ama yine nisap sorunu gündemiyle toplanamadı. Maalesef meclis toplanamadı ve bununla alakalı hemen ardından Başbakan Ersan Saner'den yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamayı aktarmak istiyorum ben size öncelikle. Başbakan Ersan Saner yazılı bir açıklamayla hükümetin istifasını açıkladı. Bu basına yansıyan, internet sitelerine düşen, hepimizin sosyal medyalarında da olan bir haber aslında. Ne deniyordu? Bu açıklamada Başbakan Ersan Saner'in açıklamasında hemen aktaralım size efendim. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin istifası ile ilgili bir açıklama yaptı. Saner, mecliste yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı, iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifasını getirdiğini belirtti ve şunları kaydetti. Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu COVID-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi'nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine bir anlamda zorunlu olarak kuruldu. 8 Aralık 2020'de koalisyon protokolü imzalanır. 19 Aralık 2020'de Cumhuriyet Meclisi'nde güven oyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılmasıydı. Ben bizlere dışarıdan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk. Pandemiyle mücadelede dünyanın en iyi 5 ülkesinden biriyiz. Anavatan Türkiye ile imzaladığımız iktisadi ve mali işbirliği protokolü sayesinde ekonomimizin sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağlamış durumdayız. Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz. Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek, ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir. Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki, bu meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz. Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar da vardır diyor ve devamına bakalım hemen. Onu da size aktaralım. Nereden? Sorunlar da vardır diyor. Dolayısıyla mecliste yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hasaten rica ederim. Ben tüm uzlaşımcı demokrat kimliğimle bu hükümetin devletimiz, ülkemiz, halkımız için başarılı olması, herhangi bir şaibeye ardından karışmaması, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi, bana yapılan tüm haksızlıklara rağmen ve komplolara, engellemelere, girişimlere karşın yaptım diyor. Bundan sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın, meclisimizin, parlamentomuzun ve halkımızın takdirine kalmıştır. 8 Aralık'tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese büyük destek ve anlayışını gördüğüm anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım. Evet sevgili izleyenler, şu an itibariyle size aktarmış olduk
Sayın Ersan Saner'in, Başbakan Ersan Saner'in istifası ile ilgili açıklamasını Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Bu istifa, Cumhurbaşkanı bunu onaylayacak ve hemen yeni bir hükümet oluşumuna gidilecek. Biliyorsunuz ülkemizde erken genel seçim söylemleri had safhaya çıkmış. Aralık mı, Ocak mı, Şubat mı derken Şubat konusunda Ulusal Birlik Partisi, Başbakan Ersan Saner ve beraberindekiler ısrarcı olmuşlardı. Çünkü Şubat'ta olmasının gerekçesi normal süreçte Nisan'da olacaktı ama Şubat'ta okulların tatil olması, Şubat tatiline denk gelmesi, hani seçimin daha iyi bir ortamda, çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri açısından ve bunun gibi benzer koşullar açısından olduğu konuşuluyordu, düşünüldüğü konuşuluyordu. Muhalefet buna sıcak bakmadı. Biliyorsunuz bununla ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı. En önemlisi meclis görevini yerine getirmek için nisabı sağlayamadı, bir türlü sağlayamadı. Bir taraftan bu süreçte baktığımız zaman aslında bir tarih verdi. 8 Aralık'tan bu yana bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyordu Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi. Fakat üç partide de çeşitli nedenlerle yaşanan sıkıntılar aslında hükümetin ağır aksak işleyişini daha da gözler önüne sermişti. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Yeniden Doğuş Partisi'nde bir ayrılma söz konusu, bölünme söz konusu. Demokrat Parti'nin durumu zaten ortadaydı. Ulusal Birlik Partisi'nde de kurultay heyecanı kurultay kaosuna dönüşmüş durumdaydı. 4 adaylı bir kurultaya gidiliyordu. 31 Ekim'de kurultay tarihi. İlçe kongreleri yapılıyor. Onunla ilgili çeşitli şaibeler ortada vesaire vesaire bir sürü sorun var. Tabii telefon bağlantılarını yapmaya çalışacağız. Arkadaşlarım herkese ulaşmaya çalışıyor ama kimse ulaşamıyoruz. Şu an ben de buradan deneyeceğim. Kendi cep telefonumdan aramaya çalışacağım. Ulaşabildiğimiz telefonlar var mı arkadaşlar? Yönetmenim şu an bana bilgi vermeye çalışıyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Telefonlar meşgul. Evet, bir notumuz var. Evet. Birçok insan bununla ilgili mesela şimdi isimleri ben açıklamayayım ama açıklama yapmak istemeyenler de var. Yönetmenim bana bir not ulaştırdı elime. Tabii her şey çok sıcak daha ve bu sıcak süreç içerisinde kişilere, özellikle bakanlara, kabinedeki isimlere ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Sevgili Hasan Astürer, aslında telefonu alabilirsek sevgili yönetmenim Sayın Astürer'e bir ulaşmaya çalışalım. Sevgili Erçin Şahmaran'a ulaşmaya çalışalım. Köşe yazarlarımıza ulaşmaya çalışalım. Bundan sonra bizleri neler bekleyecek? Tabii bir teknokrat kabine, seçim hükümeti kurulacak mı? Bunu bekliyoruz şimdi. Kime verecek hükümeti kurma görevini? Sayın Cumhurbaşkanı, tabii biliyorsunuz en fazla üyeye sahip olan parti kuracak, kurması için görev veriliyor ama Ulusal Birlik Partisi bu partide biliyorsunuz. Tabii bundan sonra ne olacak? 3 tane bağımsız milletvekilimiz var parlamentoda. Onların akıbeti, zaten 2 tanesinin akıbetiyle ilgili hepimiz bilgiye sahibiz. Üçüncüsü nasıl bir adım atacak? Hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Evet sevgili yönetmenim, Hasan Astürer'i bağlayabildik mi yayınımıza? Bağlamaya çalışalım. Ya da sevgili Erçin Şahmaran'ı, onlara ulaşmaya çalışalım. Ben de buradan bir taraftan telefonla. Evet, Tözün Tunalı'ya ulaşabilirsek Tözün Bey'e ulaşalım lütfen. Tözün Bey'le konuşalım. Ben de buradan kendisini aramaya çalışıyorum kendi cep telefonumdan. Bir kez daha hatırlatalım. Hükümet istifa ettiğini açıkladı. Başbakan Ersan Saner istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak. Şu sıralarda sunuyor mu? Onunla ilgili detayları da alalım. Sevgili ekibimiz, haber ekibi bununla ilgili detayları bizlerle paylaşacak. Bugün meclis toplanamamıştı biliyorsunuz. Yine nisap sorunu gündeme geldi. Hükümet bunun hemen arkasında Başbakan Ersan Saner yazılı bir açıklama yaparak hükümetin istifasını verdi. Bunu başbakana. Telefon hattımız var mı? Telefonda biri mi var? Alo. Efendim. Tözün Bey. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Sayın Tunalı. Nasılsınız? Şükür olsun. Şimdi çok daha mutlu oldum. Öyle mi? Neden peki efendim? Böyle bir sıcak gelişme yaşıyoruz. Bu arada sesinizi tam olarak alamıyorum. Sevgili yönetmeninden sesi yükseltmesi için rica edeceğim. Evet, hükümet istifa kararını açıkladı. Bunun üzerine nasıl bir yorum yapmak lazım? Şimdi tabii ki sizin yayını izlerken Sayın Ersan Saner hükümeti istifa etti dediğinde, evet, ben sevindim. Evet.
Neden sevindim? Çünkü artık meclis bir defa toplanamıyor. Evet. Hükümranlık, tek parti hükümranlığı sürmeye çalışılıyor. Ve bunun sürekli olarak farkındaysanız sizin yayınlarınızda da hep gündeme getirdim. Biz hükümetteyiz çünkü halka bir sözü vardı Demokrat Parti'nin. Geçmiş dönemde bütçenin geçmesiyle ilgili biz elimizi taşın altına koyacağız dedi Fikri Başkan. Onun arkasından pandemi döneminde geliniz hep birlikte meclis olarak hareket edelim. Ama bu geçen süreç içerisinde bizim nefes almamızı istemediler. Ama buna rağmen iki bakanlıkta Fikri Başkan ve Koral Bey gayet başarılı iki bakanlığı da yönettiler. Bunu vurgulamak zorundayım. Evet, zorundasınız. Şimdi ama halkın beklentisi... Şunu da göz ardı etmeyelim Tözün Bey, Sayın Tunalı. Sayın Çağman'ın bakanlığı döneminde de bir kopuş yaşandı yani. Demokrat Parti'de de aslında az önce ben bilmiyorum programın başından izleyebildiniz mi ama... koalisyon ortaklarının hepsinde maalesef objektif olarak yaklaşmak durumundayız bu konuya. Hepsinde yaşanan bir sıkıntı, bir sorun vardı. Hepsinde farklı farklı şekilde bu sorunlar ortaya çıktı. Tabii ki herkesin sorunu farklı ama Demokrat Parti'de de sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor cümlesini kullanabilir miyiz? Orada benim aklımda bir soru işareti var. Çünkü Sayın Çağman'ın o bir aylık süreyle bakanlık görevinden istifa etmesi ve yeniden gelmesi, tabii onunla ilgili çeşitli müsteşarların görevden alınması ve akabinde yaşanan olaylar, birçok şeyleri hep beraber yaşadık, hep beraber gördük. Tabii yani bu diğer iki partide koalisyon ortaklarınızda problem vardı da Demokrat Parti'de problem yoktu cümlesini ben kullanmak istemiyorum. Bilmiyorum bu konuda siz ne diyeceksiniz ama ufak kopukluklar tabii ki sizde de yaşandı. Söyleyeyim ben, bizde çok büyük bir kopukluk yoktur. Neden? Söyleyeyim onu. Lütfen. Siyasette bu tür hareketlerin olabileceğini düşünelim. Tabii. Süleyman Demirel gibi konuşmak istemem, dündündür, bugündür. Ama şu anda farkındaysanız kendi içinde başkanlık mücadelesi veren bir parti var. Evet. Yeni Doğuş Partisi'ni ele aldığımızda bölündüler. Evet. Diğer partilerde de aynı sorunlar var ama Demokrat Parti'de şu anda böyle bir sorun yoktur. Yaşandı Koral Bey'in bir aylık bir süreçte ayrılması, tamam mı? Çok tatlı bir şey olmadı. Ancak tekrardan bakanlığa döndükten sonraki süreçte Demokrat Parti'ye katılımlar inanılmaz derecededir. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim size. Ve yapılan anketler, zaten gayri resmi yapılan anketlerde Demokrat Parti'nin bir yükselişte olduğunu herkes görüyor. Yani son yapılan, ki biz hiç tanımayız, bir anket şirketi %10.85 gösterdi bizi. Bizim amacımız zaten budur. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması için, ileriye gidebilmesi için, özel sektörün güçlenmesi için, elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışan bir parti olarak genç, güçlü bir ekiple halkın karşısına çıkacağız. Evet. Ne yaptığını bilen bir Demokrat Parti görecekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı. O nedenden dolayı şimdi tabii ki yarın istifayı verdikten sonra 60 günlük süreç var. İstifasını, bu 60 günlük süreç içerisinde hükümet icraat yapamayacak demektir. Evet, yalnız bütçenin de Aralık ayı, Kasım ayı içerisinde görüşülmeye başlayacağını da unutmamak lazımdır. Aralık ayında bunun oylanması gerektiğini de unutmamak lazımdır. Hatta ve hatta Fikri Başkan'ın dün mecliste hükümete önerdiği bir yeni düşünce vardı. Neydi? Aralık'ta yapalım seçimi dedi. İşte şimdi bizim dediğimiz noktaya geldi hükümet. Ve şimdi artık Sayın Cumhurbaşkanı'na hükümetin istifası sunulacak. Tahmin ederim ki artık yarından itibaren de efendim sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'na istifa sunuldu efendim. Onu da söyleyelim. Sunuldu mu? Evet, sunuldu. Tabii bundan sonra sunuldu madem ki istifa, tekrardan evet. Yani yeni bir hükümetin kurulma şansı yoktur.
Seçim hükümeti mesela bile, geçiş dönemi hükümeti, biz bunu daha önce yaşadık. Sibel hükümeti dönemini yaşadık. Gayet de başarılı bir süreç işledi. Evet, çok fazla yaptırım güçleri yoktu. 2 aylık galiba ya 2-3 aylık gibi kısa bir süreçti ama yine böyle bir seçim hükümeti tabii ki kurulacak veyahut yeni bir koalisyon olabilir mi? İhtimal yok diyorsunuz ama niye ihtimal yok? Ya, seçim hükümetinin kurulabilmesi için çok zamana ihtiyaç vardır. Şimdi var olan hükümet zaten kendi elindeki gücü başkasına verir mi? Vermez. UBP şimdi hükümeti nasıl kuracak? Aynı şekilde Demokrat Parti ve Yeni Doğuş Partisi onlarla mı kuracak? Zaten şu anda azınlık pozisyonunda. Başka bir partiyle kurma şansına girilirse eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi onlar da kurabilir. Tabii. Ama bu durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir yıl daha geriye götürür. Yani bir yıl daha geriye götürür ama yasal olarak şu an yani yasalarımıza bakmamız lazım. Bir yıl daha bekleme sürecimiz var mı bizim? Bizim onu söylüyorum. İşte öyle bir lüksümüz yok. Kesinlikle halk artık beklemez. Halk artık seçim ister. Ve şimdi artık top halkımızdadır. Elini vicdanına koyacak. Bu süreç içerisinde ne, kim ne yaptıysa onun cezasını kesmesi lazımdır. Kendi partilerinin içindeki kişilerin de artık verimli çalışmadığını gördüyse o kişileri lütfen meclise taşımasınlar. Çünkü halkın artık nereye ihtiyacı vardır? Halkın artık İşe ve aşa ihtiyacı vardır. Özel sektörde çalışan insanlarımızı ezmemek lazımdır. Gençlerimizi bu ülkeden kaçırmayacak projeler ortaya koymamız lazımdır. Bunları bizim yapmamız gerekir. O nedenden dolayı ben artık bu hükümetin çok verimli çalışacağına inanmıyorum. Yani zaten artık çalışacak bir hükümet de yok ortada. Evet. Mevcut durumda ya konuştuğumuz gibi Sibel hükümeti döneminde tüm siyasi partilerden temsilci evet. şeklinde teknokrat bir hükümetin oluşumunu evet. ve seçime bizi götürmesini sağlayacağız. Ya da yeni bir hükümet arayışına girip zaten Şubat'ta bir seçim planlıyorsak ya da Ocak'ta ya da Aralık'ta şunun şurasında seçim yasaklarının bir ay sonra aşağı yukarı girmesi gerekiyor. Yani seçim yasakları girdikten sonra da hükümetsiz bir seçime gidemeyeceğimize göre yasal olarak hızlı bir şekilde bir teknokrat hükümet, seçim hükümetinin kurulması ve Sibel hükümeti dönemindeki bu süreci yaşamamız gerekecek. Tabii hayırlısı olsun diyelim, bakalım neler getirecek bize. Cumhurbaşkanı da şu an bütün gözler onun yapacağı açıklama, evet. onun vereceği görevlendirme veyahut mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin bir konsensüs sağlayarak bir geçiş hükümetine imza atmaları, seçim hükümetine imza atmalarını bekleyeceğiz. Hep beraber süreci göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki yasaların değişmesi de gerekir. Seçimli halk oylaması yasası evet. vardır farkındaysanız. Evet. 11.250 oyun iptal olduğunu sürekli olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bunu hatırlatıyor. Meclisten geçmesi gereken 2-3 tane yasanın olduğunu unutmamamız lazımdır. Yani bu seçim sistemiyle biz nereye kadar gidebileceğiz? Oy oranının inşallah yukarılara doğru tırmandığını da görebiliriz ama onda da çok fazla ben umut taşımıyorum. Düşük bir oy oranıyla seçime gidilme şansı vardır. Bütün bunları düşünüp hareket etmekte yarar vardır. Efendim, neler söyleyeceksiniz hükümetin istifası ile ilgili? Vallahi ben şu anda bir dostumun babası vefat etti. Dolayısıyla Yedikova giderken yolda öğrendim. Ne öncesi ne sonrası hiçbir şekilde bize bilgi verilmedi. Biz de sizin gibi biraz önce haberlerde öğrendik. Bilmiyorum sebebini. Herhalde Sayın Parti Başkanı önümüzdeki günlerde bu konuda detaylı bir açıklama yapacak. Bir bilgim yok. Açıkça net söylüyorum. Benim gibi birçok kişi arıyor beni şu anda. Kimsenin herhangi bir bilgisi yok. Evet. Demek ki bir ön tanışma ve ön şey yapılmadan spontan bir gelişme oldu herhalde. Bilmiyorum. Ve bu şekilde bir karar üretildi.
Hayırlı olsun. Söyleyecek bir şey yok. Hayırlı olsun tabii. Peki, ki. Peki efendim İnşallah. Tabii ki hayırlı olsun hepimiz için ama önümüzde Ulusal Birlik Partisi'nin bir kurultay süreci var 30 Ekim'de. Tabii. Bununla ilgili tabii. Yasal süreç yok. Olduğu gibi devam ediyor. Devam ediyor. Tabii ki tabii ki. Canım. Orada bir sıkıntı yok. O parti içi bir şeydir. Evet. Düzenledim. Onun hükümetle bir alakası yok. Hı-hı. Normal hafta kaldı zaten. Evet. 2 hafta sonra da kurultayımız yapılır. Zaten kurultaydan sonra da yeniden taşlar yerine oturur. Peki bu yapılan hamlenin kurultayla alakalı olduğunu düşünebilir miyiz efendim? Biraz daha yani, sert bir soru sorayım size. Demiyorum. Çünkü dediğim gibi ben de bir 15 dakika önce öğrendim. Yani kurultayla ne açıdan ilgisi olabilir onu da bilmiyorum. Yani kurultayı tabii ki her halükarda yapmak zorundayız. Evet. Tabii erken seçim kararı mı alınır? Yoksa yeni bir hükümet formülü mü düşünülür? Onu da bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı tabii o konuda herhalde bir değerlendirme yapacak. Evet. Birkaç gün içinde. Hı hı. Çünkü daha biliyorsunuz normal süreye yaklaşık 15-16 ay var. Yani evet. 2023 Ocak sonudur normal milletvekilliği seçimi. Evet. Dolayısıyla burada herhangi bir farklı şey yapılır mı? Bir hükümet formülü belki bir erken seçim hükümeti veya Bilemiyorum gerçekten. Ama bunun kurultayla ilgili herhangi bir şey olacağını şu aşamada doğrusu tahmin etmiyorum. Yani kurultay normal zamanında olur. Ha, keşke ki demek ki çok artık bilemiyorum bıçak kemiğe dayandı herhalde ki bu kadar hızlı ve bu kadar spontan hiçbirimizin haberi olmadan daha biz 2 gün önce grup toplantısı yaptık. Böyle bir düşünce. Açıkçası ne konuşuldu ciddi anlamda ne de tartışıldı. Birçok alternatif konular konuşulmuştu. Böyle bu kadar acil bir karar alındığına göre demek ki bilmediğimiz belki de bir durum var. Bilemiyorum ama bunun tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Bizim partimizin kendi kurultayına herhangi bir şekilde etki etmesi mümkün değildir. Yok bir şekilde dostumuz olacaktır. Zaten bu konuda hem parti başkanı hem de diğer arkadaşların herhangi bir tereddüdü yok. Yapmış oldukları beyanatlarda, vermiş oldukları beyanatlar bu şekildedir. Hı hı. Ondan sonraki süreci de ya yeni parti meclisimizde ve yeni ekiplerle ve tabii ki gruptaki arkadaşlarımızla oturup tekrardan değerlendireceğiz. Peki acil bir toplantı talep edecek misiniz bu konuyla ilgili efendim? Vallahi yani herhalde biz çağrılacağız diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi beni de diğer vekil arkadaşlar arıyor. Hı hı. Herkes şoktan yani. Şöyle böyle bir bu kadar hızlı bir karar grup toplantısı olmadan, grup kararı olmadan bu tabii önemli bir şey. Bu hem ülkeyi ilgilendirir evet. Hem de doğal olarak Ulusal Birlik Partisi ilgilendirir. Hı hı. Özellikle de yani piyasanın yavaş yavaş hafif de olsa bir canlanma olduğu bir süreçte böyle bir karar. Üstelik de 2 hafta kala kurultaya. Bilmiyorum. Bunların tabii eline boyuna tartışılması ve konuşulması gerekiyor ama sonuç olarak kesin olan bir şey var ki hükümet şu an itibarıyla istifası Sayın Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Evet. Bunun hakkında yeni bir dönem başlayacak belli ki. Hep birlikte ülke için hayırlısı neyse o yönde çalışmalarımız devam edecek. Peki son bir soru sorayım size. Cenazeye katılacaksınız çünkü daha fazla tutmayalım. Teknokrat bir seçim hükümeti mi oluşmalı yoksa yeni bir hükümet kurulmalı mı? Vallahi o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi değerlendirecek. Hı hı. Değerlendirmesini de biz tabii ki her şekilde olumlu karşılayacağız. Hı hı. Onun için değerlendirmesini beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Yine gün içerisinde bilgilerinize ve görüşlerinize başvuracağız, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sayın Fahriye Sucuoğlu'yla da konuştuk kurultay süreciyle ilgili. Sayın Tözün Tunalı hatta mı halen daha bu arada arkadaşlar?
Evet, Sayın Tunalı'dan da özür dileyelim çünkü son dakika gelişmeleri yaşıyoruz. Diğer telefon bağlantımızı eski hükümetle ilgili Sibel Hanım'ı bir telefona alabilirsek geçiş teknokrat kabineyle ilgili. Evet, tabii bütün bunlara da baktığımız zaman işin en ilginç tarafında aslında Faiz Sucuoğlu, Sayın Sucuoğlu bizlere aktardı. Ona sorduk kurultayla ilgili bir şey mi bu hamle. Şimdi kurultay sürecinde de 2 haftalık bir süreç kaldı kurultaya. Son 2 haftada neler yaşanacak? Telefonda şu an, evet. Sayın Sibel. Efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, tabii bu istifanın arkasından hemen akıllara gelen ilk isim siz oldunuz. Çünkü seçim söylemleri çok fazla sıklaştığı bir günde ve tarihin sıkıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bir seçim hükümetinin oluşması hepimizin aklında oluştu ve siz de geçtiğimiz yıllarda bu geçiş süreçlerinde bir seçim hükümetinin başbakanlığını yapmış ve kısa bir sürede olsa çok başarılı bir hükümete imza atmıştınız efendim. Yaşanan gelişmeleri nasıl okumamız lazım? Olması gerekiyor muydu bu istifa? Sizi dinleyelim. Evet, yani uzun zamandır izliyoruz hepimiz. Bir defa tarafsız gözle değerlendirdiğinizde bile çok net olarak görüyorsunuz ki uyum içinde bir hükümet yoktu. Eğer bir hükümet uyum içinde değilse, yani bakanlar arasındaki sinerji, kurumlar arasındaki her bakanlığın kendi kurumlarıyla diğer bakanlar arasında bir sinerji yoksa bu hükümetten ne olursa olsun çok fazla pozitif, olumlu icraat beklenemez. Çünkü kabine, yani hükümet kabinesi demek tek vücut demektir. Bunu çok sıklıkla söylüyorum. Yani hükümet kabinesi her bakanlığın ayrı ayrı yönetimi olan ve kendi başlarına davranacakları, bireysel davranacakları bir yapı değildir. Her bakanlık kendi bakanlığıyla ilgili düzenlemelerini, çalışmalarını yapar ama... Çok özür dileyerek BRT'ye kameralarımızı çeviriyoruz. Şu an Başbakan bir açıklama yapıyor. Onu izliyoruz hep beraber. Ulusal Birlik Partisi olduğuna çok net ifade etmek istiyorum. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak zaten bir erken seçim kararında 6 Şubat tarihinde olmasında kendi grubumuzla tartışıp bir karara ulaşmıştık. Bir uzlaşıyla 6 Şubat'ı önermiştik. Fakat bu da gerçekleşmeyince artık parlamentodan hesabımız olmadığından dolayı bizim siyasi ahlak gereği görevi iade etmemiz kaçınılmaz olmuştur. Ben de bugün itibariyle görevi Sayın Cumhurbaşkanı'na iade ettim. Şimdilik Sayın Cumhurbaşkanımızın burada izleyeceği tutum da çok önemli. Tabii oradaki gelişmelere göre benim sadece ajandamda ne olacağı çok önemli değil. Çünkü sonuç itibariyle ben de bundan sonra atılacak her adımda Ulusal Birlik Partisi'nde hükümete girme veyahut hükümetten ayrılma kararları biliyorsunuz parti meclisince alınır. Bu çerçevede parti meclisimizde değerlendirdikten sonra kararı üreteceğiz. Ancak realite şu ki grup olarak bir erken seçimden bahsettikten sonra erken seçim hükümetinin nasıl gerçekleşebileceği günün şartlarına bağlı olarak konuşulabilecek konulardır. Şu anda önceden yorum yapmam çok doğru değildir diye inanıyorum. 2021 yılı içerisinde bir erken seçim olacağını söyleyebiliriz. 2021 yılına takvim yetişir mi yetişmez mi şu anda bir şey söyleyemem ama en erken zamanda bir erken seçime gidilmenin kaçınılmaz olduğunu ifade edebilirim. Artık meclis parlamento bence görev süresini tamamlamıştır diye inanıyorum şahsen. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yazılı açıklamamı göndereceğim. Evet, Sayın Başbakan'ın açıklamasını hep birlikte dinledik. Ajandamda ne olacağı, ne olduğu çok önemli değil. Parti meclisinde değerlendirmelerimizi yapıp kararını vereceğiz artık top Cumhurbaşkanı'nda. Evet, Sayın Sibel hattımızda mı halen daha? Evet, merhaba. Çok özür dileriz efendim, bu açıklamayı vermek zorundaydık. Çok özür dilerim. Evet, sizi dinliyoruz, devam edelim. Evet, yani genel olarak hükümetin istifasını sormuştunuz. Evet. Benim de ifadem bu hükümet maalesef uyum içinde çalışan
ve gerçekten halkın merkezde olduğu bir hükümet, bir kabine görüntüsü veya algısı yaratmadı halkımızda. Sürekli bakanların ayrı ayrı açıklamaları, halbuki bakanlar kurulunun her zaman tek vücut halinde çalışması ve bakanlar kurulunda alınan kararların altına atılan imzalara sahip çıkılması çok önemliydi. Eğer bir bakanlar kurulu kararı halkta tepki doğurursa ve hemen bu tepkinin ardından o bakanlar kurulunun bir üyesi olan bakan çıkar da işte ben böyle demiştim, ben buna karşıydım şeklinde açıklamalar yaparsa zaten artık bu hükümet hükümet değildir. Hı hı. Yani bu çok önemlidir. Bunu vurgusunu bir daha yapmak istiyorum. Lütfen. Hükümet demek, kabine demek, bakanlar kurulu demek, sinerji ve uyum içinde çalışan ve halkı merkeze koyarak halk için çalışmalar yapan bir yapıdır. Yoksa kendi partim, kendi tabanım, kendi oy düşüncesiyle hareket eden bakanlar veya kabine üyeleri çok da fazla büyük kitleye, topluma bir fayda sağlamazlar düşüncesindeyim. Bunu her zaman dile getiriyorum. O nedenle teknokrat hükümetleri hep savunmaktayım. Yani teknokrat hükümetleri savunmamın nedenlerinden bir tanesi seçim kaygısı olmamasıdır bakanlarda. Eğer bir teknokrat bakansa ve gelecek seçimlerle ilgili gayresinden çok toplumun gayresini çekiyorsa o zaman o başarılı olur. Halbuki kendi seçimini, kendi partisindeki pozisyonu sürekli bunları düşünen ve bunlarla ilgili adımlar atan, bürokratlarını bunlara göre belirleyen bakanlıklar veya hükümet modelleri başarı gösteremez. Yani bunun örneklerini geçmişten bugüne görüyoruz. Hele koalisyonlarda. Koalisyonlarda her siyasi parti sanki ayrı bir hükümetmiş gibi davranıyor, böyle açıklamalar yapıyor. Şimdi hele geçtiğimiz son zamanlarda gördüğümüz kurultay endişesiyle aynı partinin bakanları bir önceki bakanın kendi partisinden olduğu halde bürokratlarını değiştiriyor. Baktığınız zaman niçin yapıyor bunları? Çünkü kendi seçimini düşünüyor. Kendine yakın insanlar çevresine almak istiyor veya bir şekilde bir al-ver durumu yaratıyor. Bütün bunlar hep toplumun aleyhine olan ve bizi ileriye taşımayacak olan kararlar, duruşlar, davranışlar ve maalesef bu gitgide artık pervasızca yapılıyor. Yani benim en çok üzüldüğüm durum nedir? Böyle bir durum yaşandığı zaman genelde ilk olduğunda halkta bir tepki oluşur. İşte basında ön sıralarda olur. Fakat bir süre sonra bunlar tekrarlanırsa artık kanıksanır. Mesela anayasada da aynı olmuştur. Anayasa ihlali yapıldığı zaman işte en başlarda, ilk başlarda buna büyük tepki konurdu. Fakat sonra bakıldı ki işte bu anayasa ihlalleri çok sık oluyor ve artık normal bir durummuş gibi bir algı oluşuyor halkta ve yani hep oluyordu zaten, geçmişte de oluyordu şeklinde bir kanıksamaya dönüyor. Bu işte bize, yönetim mekanizmamıza, toplumdaki bireyin yaşam kalitesine, siyasetteki beklentilerimize hep zarar veren ve bizi aşağıya çeken bir durumdur. O nedenle şimdiki duruma gelecek olursak, dediğim gibi aman çok başarılı, çok böyle uyum içinde, halk yararına sürekli bir şeyler üreten bir hükümet modeli olmadı ne yazık ki. O nedenle hele seçim de yaklaşıyor, bunu düşündüğümüz zaman ve seçim hesaplarını düşündüğümüz zaman hükümetteki bakanların ve siyasi partilerin işin vehameti daha da artacaktı diye düşünüyorum. O nedenle umarım bir sağlıklı teknokrat hükümet kurulur. Benim bütün arzum bu teknokrat hükümetlerin sadece geçici seçim döneminde bir teknokrat
seçimi hazırlayan bir teknokrat hükümet olmasından ziyade bizim kabinenin, bizim teknokrat hükümetin gösterdiği başarının temelinde ne yaptığı incelenerek gelecek dönemlerde de milletvekillerinin bakan olmamasının bir şekilde önüne geçmek ya özendirmek veya böyle bir yapı oluşturmak gerek diye düşünüyorum. Milletvekilleri mecliste kalmalıdırlar ve yasamada etkin çalışmalıdırlar. Zaten 50 tane milletvekilinin iktidara gelenleri düşündüğümüz zaman 26-27 tanesinin 10 tanesi bakan olduğunda meclisin ne kadar verimsiz olduğunu görürsünüz. Kabinenin ne kadar verimsiz olduğunu görürsünüz. Bununla ilgili zaten daha önce de çalıştay yapmıştık ve bununla ilgili birçok açıklama yapmıştık. Bir teknokrat hükümet, iyi çalışan, seçim gayreti olmayan ve merkeze kendisini atayan partinin değil, toplumun sorunlarını veya toplumun çıkarını koyan bir kabineyi özlüyoruz diye düşünüyorum. Bir soru da yönelteyim size. Teknokrat hükümetin yine size bir teklif gelirse bu teknokrat hükümette yer alır mısınız? Yani şu anda öyle bir düşüncem yok. Şimdi teknokrat hükümetlerle ilgili şunu söyleyeyim. Çünkü bana çok sıklıkla işte Sibel Hanım siz geçseniz de başbakan olsanız falan şeklinde evet. Bazı böyle dilek ve temenniler var. Çok teşekkür ederim. Hepimiz yapıyoruz onu. Evet, sağ olasınız. Toplum herhalde ama, sizin isminin üzerine bu konuda birlik beraberlik içinde oluyor toplum. Evet, yani o çok önemlidir. Halkla iletişim, hükümetteki kendi iç yapısıyla iletişim çok önemlidir. Sürekli onu hep söylüyorum. Her gün başbakanlık dönemimde bir zamanı bakanlarla iletişime ayırıyordum. Her bakanla ayrı ayrı uzun uzun görüşüp sorunlarını dinlemek, yaptıkları başarılı işlerle ilgili onore etmek. Yani bu çok önemlidir ve bu pozitif iletişim halka da yansır. Evet, onu söyleyeyim. Teknokrat hükümetlerde en az iki kişinin aslında milletvekili olması gerekiyor. Çünkü yasamıza göre, anayasaya göre başbakanın milletvekili olması gerekiyor. Ve başbakan yokluğunda vekalet edecek kişinin de milletvekili olması gerekiyor. Onun dışındaki kabine üyeleri dışarıdan atanabilir, teknokrat olabilir. O nedenle bu sorunun yanıtını da vermiş olayım, bana hep söylenir. Evet. Ben aktif siyasette değilim. Hı hı. Dolayısıyla zaten şu anda da böyle bir düşüncem yok. Ama şöyle bir düşüncem, yani ülke için güzel çalışmalar yapmak için her zaman enerjim, her zaman heyecanım çok üst düzeyde. Hiç onlarda bir eksilme olmadı. Ama ümit ederim ki daha sağduyulu bir şekilde davranılır. Ve bir denir ya, şöyle bir topluma bak, şöyle bir medyaya bak, sosyal medyaya bakın. Yani niçin güzel haberler, güzel bizi heyecanlandıran güzel haberlerle açmıyoruz gözümüzü? Niçin yaşam kalitemizi sürekli olumsuzluklarla aşağıya çekiyoruz? Bir tek bunu düşünsün şu anda siyasette, aktif siyasette ve görevde olanlar. Ve umarım konunun uzmanlarından sağlıklı bir teknokrat hükümet kurulur. Ondan sonrası içinde bu teknokrat hükümetler siyasi partilerde belki gündem olur, tartışılır ve daha başarılı olacağına olan inancımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yeter ki bu konuda siyasi partilerde ikna olsunlar. Evet. Biliyorsunuz bizim hükümetle ilgili hükümet dönemi ilk defa kitaplaştırdık. 80 gün isimli bir kitapta. Bu kitabın ana felsefesi aslında en soldan en sağa çok farklı dünya görüşüne sahip insanların, köşe yazarlarının, gazetelerin, basının bu hükümetin başarısı konusunda birleşmesiydi. Ve çok ilgimi çekti. Ben de sonradan okudum.
%80'i bu ekonomistler, üniversite hocaları, sosyologlar, gazeteciler ve halktan gelen niye başarılı oldu bu hükümet sorusuna yanıt olarak %80 teknokrat hükümet olması, seçim gaydesi değil halkın gaydesini ön plana koymaları şeklinde oldu. O nedenle bu kitapta bir kaynak kitap olarak özellikle siyasete ve aktif siyaseti düşünenlere veya siyasette nasıl başarılı olurumu düşünenlere bir noktada bir kaynak kitap olarak öneriyorsunuz. Öneriyorum, evet. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Sibel, değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Gün içerisinde tekrar bilgi ve görüşlerinize başvurabiliriz gelişmeler ışığında. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Sayın Sibel Sibel'i de dinledik ve en önemli notuydu Sayın Sibel'in teknokrat hükümet üzerinde ısrarla durdu ki mecliste olan 50 vekilin 50'sinin de görev yapabilmesi, tamamen çalışabilmesi, en önemlisi seçim gailesinin olmaması, seçim derdinin olmaması teknokrat hükümetteki üyelerin yani bakanların bu konu üzerinde ısrarla durdu. Sayın Erhan Arıklı'ya ulaşmaya çalışıyorum ben bu arada. Bir taraftan telefonu çalıyor, meşgul attı. Demek ki müsait değil. Evet, diğer bağlantımızı ayarlayabilir miyiz arkadaşlar? Bu arada çeşitli açıklamalar da yapılıyor. Onları aktarmak istiyorum size. Sayın Tufan Erhürman'ın bir açıklaması vardı. Olmayan hükümet olmadığını nihayet idrak ederek istifa ediyor Erhürman. Ve açıklamasında şöyle diyor: Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hükümetin istifasını sunması nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Merhabalar Sayın Vekilim, nasılsınız? Merhabalar Nihan Hanım, çok teşekkürler. Evet, bir istifayla gözümüzü açtık bugüne. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Birçok yorumları alıyoruz. Sizin değerlendirmenizi de alalım efendim. Yani hükümetin bitmesi aslında malumun ilanı. Uzun süredir zaten bu hükümetin bittiğini biz söylüyoruz. Biliyorsunuz azınlık hükümeti 3 partiden ve 3 bağımsız vekilden oluşuyor sözde, ama aslında her bir partinin de kendi içinde birden fazla parçaya bölündüğünü ve her aslında birçok partide her bir vekilin de ayrı bir parti gibi davrandığı, bağımsızların ayrı partiler gibi davrandığı, hepsinin farklı bireysel talepleri olduğunu zaten biliyoruz. Bunların hepsi kamuoyunun önünde yaşandı aslında. Hı hı. Ve sonunda malumun ilanıyla karşı karşıyayız şimdi. Yeni bir sayfa açmak için güzel bir zaman. Bunu ancak bir seçimle, iradenin, meclisteki iradenin yenilenmesi gerekiyor. Evet, güzel bir zaman dediğiniz ama aslında vatandaş için çok da güzel bir zaman değil. Yani evet, siyasetin yenilenmesi, sizler adına muhalefetin özellikle bu kadar çok eleştiriyi bir arada toplayıp gözler önüne serdiği, hükümetten beklentilere bir türlü cevap alınamadığı bir dönemde, evet belki siyaset için, siyasi arena için güzel bir zaman ama halk yok, için çok hiç, da güzel bir zaman hiç, değil. Hiç ben onu kastetmedim kesinlikle toplum için. Aslında ben, evet. Ben toplumsal fayda açısından diyorum aslında. Çünkü bu hükümetin aslında halka verecek hiçbir şeyi olmadığını, hı-hı, görüyoruz uzun, hı-hı, zamandır. İhalelerin yapılamadığı, birçok haksız şekilde kazançların elde edildiği, gerçekten liyakatla işe almak yerine gene seçim yatırımı olarak kurultay hesaplarıyla işte falan örgütün başkanının çocuğu, filan örgütün başkanının çocuğu aslında kamunun, kamu mallarının ciddi anlamda israf edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve hükümete baktığımızda halkı yakından ilgilendiren konularla ilgili hiçbir adım atmadıklarını görüyoruz. Hı hı. Meclis çok uzun zamandır toplanamıyor. Evet. Ve biliyorsunuz genel kurulun gündeminde aslında halkı çok yakından ilgilendiren çok önemli yasalar vardı. Muhacirat affı gibi, tarım fonu gibi, BRT'nin bütçesi geçemedi. Yani çok ciddi sıkıntılar var aslında. Ama bu hükümetin hiçbir şekilde
bu sıkıntıları aşmak için bir şey yapmadığını görüyoruz. Tek yaptıkları kendi çıkarları için görevden alma, göreve atama, işte ihalesiz ona bunu verme, bunu buna verme gibi şeyler maalesef. Halkı yakından ilgilenen hiçbir konuyla ilgilenmiyorlar. O yüzden bir kenara çekilmeleri gerekiyor ki yeni bir sayfa açarak gerçekten toplumun sorunlarıyla ilgilenecek kişiler göreve gelebilsin ve bu kötü yönetime de artık bir son verilsin. Evet, tabii bunlar olurken önümüzde farklı bir de süreç var. Şimdi yeni bir hükümet oluşumu mutlaka olmak zorunda, seçime gideceksek ki gideceğiz yakın bir tarihte, çok uzak bir tarih gibi görünmüyor. Önce tabii bir hükümetin oluşması, seçim tarihinde konsensüs sağlanması, siyasi partilerin bu konuyla ilgili görüşleri, Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu konuyla ilgili atacağı adım, vereceği görevlendirme, alacağı karar ne olacak? Bütün bunları merakla bekliyoruz ama önümüzde şimdi her ne kadar Halkın Partisi'ni veya farklı bir partiyi ilgilendirmese de Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay süreci var. Tabii kurultay sürecini de katarsak bu hesaba, bugün gelinen noktada aslında yaşanan şu olayın etkilerinden bir tanesi diye değerlendiriyoruz. Tabii hepimizi ilgilendiriyor şu noktada. Ama 31 Ekim'de bildiğimiz bir gerçek var. Kurultay evet olacak ama 31 Ekim'e kadar da Cumhuriyet Meclisi'ne bütçeyle ilgili bir sunum yapılması gerekiyor. Bütçenin görüşülmeye başlanması gerekiyor. Ve benim bunlar hep söylerken aklıma 7 Ocak seçimleri geliyor. 7 Ocak seçimlerini hatırlayacaksınız hepimiz. Biliyoruz bütçede yaşadığımız sıkıntılar, bütçenin açılması, açılmaması, bir sürü ödemelerde yaşanan sıkıntılar. Bütün bunları da göz önünde bulundurursak halk aslında evet seçim önemli, hayatımızı devam ettirebilmek, siyasi arenada istediğimiz insanları görebilmek için seçim önemli, hükümetin, devletin devamlılığı adına, ama halk seçimi düşünmüyor, geçimi düşünüyor. Tabii geçimi düşünürken de şimdi ayın ortasına gidiyoruz, ay sonunda maaşlar vesaireler var, bütün bunlar var. Bütün bu süreçleri değerlendirecek olursak hızlıca bir teknokrat hükümetinin kurulması mı mantıklı, yoksa Cumhurbaşkanı'nın yeni bir görevlendirmeyle mesela Halkın Partisi'ne bir belli prosedürler gereği Halkın Partisi'ne bu sorumluluğu verirse Halkın Partisi bunu göstermeye hazır mı diye sorayım o zaman. Şimdi şöyle, biliyorsunuz pazartesi günü mecliste danışma kurulu toplandı. Hı hı. Danışma kurulunda bütün parti başkanları bir araya geldi. 6 Şubat seçim tarihi olarak genel bir konsensus sağlandı. Hı hı. Ve orada muhalefetin söylediği çok basit bir şey vardı aslında. Seçim yasakları yasal olarak da seçim tarihi belirlendiği gün, resmi gazetede yayınlandığı gün, hı hı, artık seçim yasaklarının devreye girmesi gerekiyor. Ve evet, azınlık hükümeti bunu kabul etmeyerek işi bu şekilde yokuşa sürdü. Halbuki evet, bizler orada bu seçim tarihi belirlensin, seçim yasakları girsin. Zaten gerçekten ihtiyaç olan acil konularda gene Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin alınarak gerekli adımlar atılabilir dedik. Ve bu arada bütçenin de düzgün bir şekilde geçmesi için hep beraber bir konsensus sağlayabiliriz dedik. Meclisin gündemindeki yasalar gittin, bütçe gittin, ondan sonra da seçime gidilsin dedik. Bunu kabul etmeyen de azınlık hükümeti oldu. O yüzden burada yani muhalefeti işte yanlış yaptığını falan ima edecek bir şey ben kesinlikle kabul etmem. Bütün bunların sorumlusu şu anda başbakan olan Sayın Ersan Saner'dir. Ersan Saner bunu kabul etmedi. Çünkü onlar için işte yandaşa teyzi dağıtmak, işte benzin istasyonu açma izni dağıtmak, bilmem ne yapmak çok daha önemliydi. Halkı yakından ilgilendiren bu konulardan. O yüzden yani o yüzden diyorum artık malumu ilan ettiler ve başka bir seçenek de bırakmadılar. Bundan sonrası için görev tabii ki Halkın Partisi'nden önce daha büyük partilere verilecek. Bekleyip göreceğiz. Ama bizim zaten en başından Halkın Partisi olarak bu azınlık hükümeti daha kurulmadan aslında toplumun faydasına olması için, özellikle de pandeminin olduğu ve ekonomik krizin olduğu bu dönem içerisinde toplumsal bir tabakat hükümeti kurulmasıydı. Mecliste bulunan 3 büyük partinin, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi'nin hep beraber birbirini denetleyebilecek bir hükümet kurması
ve toplumun ihtiyaçlarıyla ilgilenmesiydi. O zaman da bu önerimiz hiçbir şekilde kabul görmedi. O yüzden bundan sonrasını da şimdi bekleyip göreceğiz Cumhurbaşkanı'nın kime görevi vereceğini. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Sayın Milletvekilimiz Cale Refik Rogers'tan da görüşlerini, değerlendirmelerini aldık. Toplumsal mutabakat hükümetine işaret etti. Tabii bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesi çok önemli. Evet, şu an telefon bağlantımız var mı arkadaşlar? Birazdan yapacağız. Peki. O zaman tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Haber merkezinden gelen bilgileri aktaralım. Size Sayın Erhürman'ın açıklamasını okuyorduk. En son hayal aleminden gerçek dünyaya dönüş ifadelerini kullanan Erhürman, olmayan hükümet olmadığını nihayet idrak ederek istifa etti. Tabii şimdi bütün siyasi partiler de derin bir toplantı seremonisine girmiş durumdalar. Sayın Özer Sayın açıklamasını aktaralım. Memlekete zerre faydası dokunmayan mefta yamalı bohça hükümet defnediliyor diyor. Çok ilginç, en ilginç herhalde yorumlardan bir tanesiydi. Ne demiş? Memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümeti şimdi defnediliyor ifadelerini kullanan Özersay, halkın memleketin gözü aydın diyerek bu memleket sahipsiz değildir vurgusunu yaptı. Bir diğer açıklamaya bakalım. Tolga Atakan açıklama yaptı. Azınlık hükümetinin yürümeyeceğini geç de olsa anladılar diyor. Evet, bu arada sosyal medyadan da ciddi anlamda soru yağmurları var. Bize gelen sorular, biz de size gelen soruları telefon bağlantılarımızla cevaplandırmaya çalışacağız. Evet, kimler var arkadaşlar? Evet, kim var? Sayın Erdoğan Sorak'ın şu an telefon hattımızda. Sayın Sorak'ın iyi günler. İyi günler. Evet, ne diyelim artık bu saatten sonra gözler şimdi Cumhurbaşkanı'nda ve siyasi partilerde nasıl bir süreç bizi bekliyor, neler olacak, seçimle ilgili bir konsensus sağlayabilecek miyiz tarihle ilgili? Cumhuriyetçi Türk Partisi neler düşünüyor, neler öngörüyor? Sizden dinleyelim. Evet, olması gereken oldu zaten. Hükümetin istifa etmesi gerekiyordu. Hı hı. Zaten hükümet kurulurken, azınlık hükümeti kurulurken, Ekim ayında seçime gidileceği öngörüsüyle kuruldu. Hı hı. Çoğunluğu olmayan bir hükümet vardı. 10 aylık süre boyunca da halk lehine hiçbir şey yapmamış bir hükümet var orta yerde. Hükümet kendi arasında uyumsuz. Hükümeti oluşturan partiler kendi içlerinde uyumsuz bir durumdaydılar. Neticede olması gerekiyor. Olması gereken yapıldı. Görev Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasal partilerde bir görüş alışverişinde bulunarak bu ülkeyi seçime götürecek bir hükümetin kurulmasına olanak sağlayacak. Peki bu hükümet bütün siyasi partilerle görüşülüp bir olanak sağlanacak hükümeti seçime götürecek bir hükümet için ama bu hükümetin teknokrat olması nasıl değerlendirilebilir? Böyle bir alternatif bizi daha mı iyi bir sürece götürür? Ne diyorsunuz? Evet, bu partilerin kendi aralarında yapacakları istişareler sonucunda ortaya çıkacak. Bu bir seçim hükümeti olacak zaten. Bugünden itibaren ülkede bir icraat hükümeti kurmak mümkün değil. Mevcut parlamentodaki aritmetiğe bakarak bunu söyleriz. Dolayısıyla bir icraat hükümeti olmayacağına göre siyasal partilerin kendi aralarında yapacakları istişarelerle bu hükümetin nasıl olacağına karar verilecek. Dolayısıyla biraz süreye ihtiyacımız var. Değerlendirmeleri yapacağız. Biz kendi organlarımızda da yapacağız. Diğer siyasal partilerde de görüşeceğiz. Ve bu ülkeyi seçime götürecek bir hükümetin kurulmasına biz de yardımcı olacağız parti olarak. Peki Sayın Sorak'ın şunu da soralım. Tabii bu kadar kısa sürede, çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin içindeki vekillerle de konuştuk. Onların bile haberinin olmadığı bir istifa söz konusu. Evet, bekliyoruz diyorsunuz. Tüm muhalefet, özellikle bu istifanın gelmesini uzun süredir bekliyorsunuz. Zaten hep öyle bir hükümet olarak değerlendirdiniz ama tabii dirsek teması çok önemli bu durumda siyasi partilerle. Tabii çok fazla yaptırım gücü olacak bir hükümet olmayacak. Çünkü dediğiniz gibi seçime götürecek bu hükümet bizi ama
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin olmazsa olmazı veyahut asla dediği noktalar neler? Onları da merak ediyoruz. Çünkü seçime götürecek bir hükümet olsa dahi birçoğumuzun adının anılmasını istemediğimiz veyahut farklı noktalarda bir arada olmayı istemediğimiz oluşumlar veya isimler olabilir. Siyasettir deyip geçemeyeceğiniz noktalar neler Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak? Şu anda bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Biz kendi organlarımızla toplanacağız ve kırmızı çizgilerimizi ortaya koyacağız. Hı hı. Ama bunu organ kararıyla, organlarımızın kararıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Hı hı. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kırmızı çizgisi nedir, düşüncesi nedir sorusuna verebilecek bir yanıtımız yoktur. Organlarımızı toplayıp değerlendirmeleri yaptıktan sonra ve buna ilaveten diğer siyasal partilerle görüştükten sonra düşüncelerimizi kamuoyuyla mutlaka paylaşacağız. Hı hı. Evet efendim, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ya, rica ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir telefon bağlantımız daha olacak kısa bir süre sonra ama Sayın Ersan Saner'in Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a istifayı sunduktan sonra yaptığı açıklamadan birkaç not var. Onları aktarmak istiyorum size telefon bağlanana kadar. Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum dedi yaptığı açıklamada. Hemen bakalım. Saner, Cumhurbaşkanı da basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok zor bir dönemde hükümet kurduklarını belirterek bu yapının daha fazla sürdürülebilir olmadığını belirtti. Sayın Tolga Atakan şu an telefon hattımızda. Sayın Vekilim iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, sizden de değerlendirmeleri alalım hükümetin istifasıyla ilgili. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekleyecek, nelere hazırlıklı olmamız gerekiyor? Evet, istifa süreci aslında malumun ilanı oldu. Biliyorsunuz yaz tatili dönemi sonrası meclis bir türlü açılamadı. Hükümet aslında kurulduğu günkü nisabı sağlayamadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Sayın Başbakan bunu defaatle herhangi bir sorun yaşanmayacak, bu konuda nisap da vardır, sayı da bellidir diye dile getirmişti. Hı hı. Sayın Başbakan Yardımcısı keza aynı şekilde. Fakat bunun realitede olmadığı, öyle bir haftalık tabiri caizse ittire kaktıra aç kapalarla artık ortaya iyice kondu. Malumun ilanı oldu ve bu sürece kadar geldik. Hayırlısı olsun ülkemize. Bundan sonraki süreç tabii ki önemli. İşte bundan sonraki süreç aslında çok önemli. Ben de tam da bu noktada sizinle aslında görüşmek, konuşmak ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Çünkü bundan sonraki süreç bizi seçime götürecek olan süreç. Ve bu süreçte nelere dikkat etmemiz lazım? Nelerden kaçınmamız lazım? Siyaset sahnesinde neleri görmememiz lazım? En önemlisi. Tabii ki bu hükümet oluşumunun aslında geride bıraktığımız 10 aylık süreç içerisinde ülkeye vermiş olduğu zarar ortada. Yapmış olduğu bir sürü partizanca ataklarla, yatırımlarla, buna benzer adımlarla ciddi bir sıkıntı yarattığı ortada. Bugün birçok şeyi tartışıyoruz. Verilen vatandaşlıklardan tutun da dağıtılan arazilere kadar, verilen kredilere kadar ortada bir sürü iddia uçuşuyor. Bu iddiaların birçoğu da ilgililer tarafından ya yalanlanabilmiş durumda değil. Dolayısıyla bu yapıyla bir seçime gitme, bu süreç içerisinde bu geride bırakılan 10 ayda ülkeye verilen zararların devamı anlamına geleceği için bir süreden beridir aslında Halkın Partisi olarak bir seçim hükümetinin oluşturulması, bir teknokrat hükümet yapısının oluşturulması ki geçmişte bunu yaşadık biliyorsunuz. Evet, evet. Ve belirlenen seçim tarihine bu şekilde bir yapıyla mecliste temsil edilen 6 partinin de yer alacağı olabilir, grubu olan partilerin olabilir, bunlar tartışılır. Bunlar ilerleyen günlerde konuşulur. Ama seçime mevcut hükümetle değil, bu yönde bir seçim hükümetiyle ki biliyorsunuz mecliste çok elzem bekleyen bir iki tane de yasa var. Muhaceret affı da bunlardan bir tanesi. Evet. Bu gibi kamu yararı içeren yasaları öne alacak bir takvimle bu yönde bir hükümet oluşumu en doğru olacaktır diye düşünüyoruz.
Peki az önce Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sayın Erdoğan Sorak'ına da bu soruyu sormuştum. Size de soracağım efendim. Olmazsa olmazınız ya da kırmızı çizginiz bu oluşumun içinde seçime götürecek hükümetle ilgili yer almanız durumunda. Kırmızı çizginiz nedir? Halkın Partisi mutlaka yani bu süreçte toplantılar yapıp bununla ilgili görüşler ortaya koymuşsunuzdur. Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki aslında bugünkü gelişmeden sonra bir toplantımız olacak öğleden sonra. Bunları daha net orada konuşacağız. Bir MYK toplantımız. Bunu takip edecek de bir parti meclisi toplantımız olacak ilerleyen günler içerisinde. Ama yani kısaca ucu açık bir süreç olmaması, bir seçim tarihinin net olması, bu seçim tarihi çerçevesinde ve bir genel mutabakat hükümetinin, bir seçime götürme hükümetinin dediğim gibi mecliste temsil edilen bütün partilerin yer alacağı ve tarihi belli, ucunun açık olmaması gibi önemli noktalardır ilk anda nazarda dile getirebileceğim. Fakat bununla ilgili Halkın Partisi'nin pozisyonu, Halkın Partisi'nin genel duruşu ve bundan sonraki takvimi biraz önce de belirttiğim gibi yapacağımız yetkili organlarımızla yapacağımız toplantılar sonucunda netleşecek. Evet Sayın Atakan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sayın Atakan da yine teknokrat hükümete işaret etti. Tabii gözler yine de Sayın Cumhurbaşkanı'nda fakat bundan sonra bu kadar teknokrat hükümeti çağrısı yapıyorsa siyasi partiler Cumhurbaşkanı'nda bunu dikkate alacağı, yasalar çerçevesinde bunun oluşumu için imkanlar sağlanacağını düşünüyoruz ama tabii yine de söz son nokta Cumhurbaşkanı'nda olacak. Yine bir telefon bağlantımız olacak. Arkadaşlarım onu ayarlamaya çalışıyor. Sayın Ersan Saner'in açıklamasını aktarmaya devam edeceğiz ama Sayın Salih Şahiner Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili bizlerle birlikte. Sayın Şahiner iyi günler. İyi günler Sayın İlham. Evet malumun ilanı dediniz hep hükümetin istifası ile ilgili tüm muhalefetteki isimler malumun ilanı diyor. Siz de aynı şeyi diyor musunuz? Alo. Evet tabii ki kurulmaması gereken bir hükümetti. Hı hı. Bu şekilde zorlamayla da ancak buraya kadar gideceği belliydi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu hükümet zaten Haziran ayı içerisinde bitmişti. Sadece meclisin toplanmaması sebebiyle, meclis tatile girmesi sebebiyle böyle bir şansı oldu. 3 ay daha bu koltuklarda durabilmek adına. Hı hı. Tabii ki çok büyük zararlar verdiler ülkeye. Bu kadar sıkıntılı bir dönem içerisinde böyle azınlık hükümetiyle herhangi bir başarıya imza atamayacakları ortaydı. Nitekim de meclis açılır açılmaz yaşanan kendi işlerinde yaşanan krizler gün yüzüne çıktı ve kısa bir süre içerisinde istifa etmek durumunda kaldı. Keşke çok daha önceden bu kadar sıkıntı içerisinde olan ülkemizin sorunlarına çözüm getirebilmek için erken bir tarihte seçime gitseydik ve parlamentoyu yenileseydik, istikrarlı bir hükümet dönemi kurabilmiş olsaydık. Şimdi ben yasadan, anayasadan ve seçim halkı oylaması yasasından bilgi vermek istiyorum. Herkes bunları soruyor çünkü sürekli olarak da istifadan sonra telefonlar geliyor. Öncelikle şimdi hükümet istifa ediyor. Yeni bir bakanlar kurulu atanana kadar hükümet görevlidir. Evet. Bunun dışında büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı gidecek parti başkanlarıyla görüşme yapacak. Havayı koklamaya çalışacak. Ve süreç nedir? Yeni bir isime bu Saner olur veya ana muhalefet partisi başkanı olur. Hükümeti kurma görevini verecek. Fakat tabii ki eğer önceden anlaşılırsa bu süreç denenmeden de bırakılabilir ve erken bir tarihte seçim kararı da alınabilir. Bunlar önümüzdeki günlerde, belki de önümüzdeki saatlerde şekillenecek başlıklardır. Yalnız şunun altını çizmem gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın önünde 60 günlük bir şans var. Yani 60 gün boyunca hükümet kurulmasını bekleyebilir, bekletebilir. Yani verir bugünkü Saner'e 15 gün bekletir. 15 günden sonra ikinci bir parti başkanına verir. Döner olmazsa bir daha bir diğer isime verir. Dolayısıyla bu süreç uzar da gider. 60 gün içerisinde eğer Cumhurbaşkanı herhangi yeni bir kabine oluşamayacağını anlarsa seçim sürecini başlatır. Fakat umarım böyle bir durum yaşamayız. Bununla karşı karşıya kalmayız. Yani eğer hükümetin kurulamayacağı anlaşılırsa kısa bir süre içerisinde, bu benim kişisel kanaatimdir. Tabii ki partinin yetkili organlarına bunlar görüşecektir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde.
Fakat eğer yeni bir hükümet çıkmazsa, seçim hükümeti çıkmazsa ve bu hükümetle gideceksek de artık mümkün olan en kısa tarihte gidilmesi söz konusu olmalıdır. Çünkü kişisel kanaatim bu meclisten, bu parlamento yapısından istikrarlı bir hükümet modeli çıkmayacak. Yürütmenin her bacağı deyim yerinde ise topallıyor. Peki yürütmenin... tamam. Sayın Şahiner, şunu da sorayım arada o zaman. Bu konuşma tam sırası gelmişken, daha farklı bir konuya geçmeden. Evet. Bir bacağı topal bir hükümetti. İşte malumun ilanıydı vesaire vesaire. Ağır aksak ilerliyordu, ilerlemiyordu. Şu an meclisteki aritmetik, parlamentodaki sistematik değişecek, değişmesi lazım. Bütün bunları konuşuyoruz. Ama bu toplum bunu değiştirmeye hazır mı? En önemli nokta bu. Ya da toplum bunu değiştirmek için ikna mı? Toplum gördüğü şeyleri algıladı mı, ya da algıladığı şeyler doğru mu algılandı? Bunun nabzını nasıl yoklayacağız? Yani evet, seçim için çok kısa bir süremiz var. 60 günü inşallah kullanmazlar. Çünkü 60 gün daha ciddi bir kayıp olacak bununla ilgili. Ama bundan sonraki süreçte bu 60 günü kullanmadılar. Yeni bir seçim tarihi belirlendi, konsensus sağlandı, teknokrat bir hükümet oluştu. Ama bu süreci yaşarken, bu süreçte halk nasıl ikna edilecek? Halk algıladığını doğru mu algıladı? Burada halka tabii suçlama yöneltmiyorum ama bizim halkımız biraz gelenekselcidir. Hepimiz öyleyiz. Yani alışılmışın çok dışına çıkan bir toplum değiliz. Bunları nasıl ikna edeceksiniz? Bu kadar eleştirirken iktidardaki partileri, siyasi partileri, siz halkı nasıl ikna edeceksiniz bununla ilgili, bu değişimle ilgili? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bir milletvekili olarak sürekli olarak insanlarımızın kısır toplum arasında olmaya özen gösteren birisiyim. Vaktimin olduğu sürece gözüken o ki gerçekten Kıbrıs Türk halkı bu dönem içerisinde, özellikle son 2 yıldır kendisine yapılanlara karşılık gerçekten sandıkta çok sert bir tepki vereceği aşikardır. Bakın, dörtlü koalisyon zamanında en ufak bir, yani Boribif'in fiyatı üzerinden ne kadar büyük bir kamuoyu baskısı oluşturuluyordu üzerimizde. Çünkü gerçekten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümette olduğu dönemlerden bir beklenti vardı. Fakat Sevin Yağan, halk suskundur, sessizdir. Fakat tokat gibi iradesini sandığa yansıtacakken tokat gibi bir cevap verecek izlenim bende açıkçası uyanmıştır. Bunu sadece toplumun nabzını okuyabildiğim kadarıyla söylüyorum. Kendi kişisel görüşüm, yorumum değildir. Bu sadece benim toplumdan gördüğümdür. Sandıkta gerçekten çok sert bir tokat gelecek gibi duruyor. Sürprizlere çok açık bir seçimdir önümüzdeki erken seçim. Çünkü bu dönem içerisinde neler yaşadığımızı aslında bir çizmek gerekiyor. Yani şantiye alanına çevireceğiz, yeniden bir ülke inşa edeceğiz diyen hükümet ülkeyi deyim yerindeyse bir enkaz alanına çevirmiştir. Şaibeli işlerin ardı arkası kesilmemiştir. Düşünün, yargımıza atılan laflar vardı ve bununla ilgili herhangi yargımızı koruyacak, savunacak tek bir açıklama gelmemişti. Bitmek bilmiyor gerçekten. Biz bile Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu hükümetin atmış olduğu adımları takip etmekte o kadar çok bir sıkıntılı hukuk ihlalinin olmuş olduğu, toplum çıkar ve menfaatleri doğrultusunda atılmayan o kadar çok bir adım vardı ki gerçekten biz bile nereden tutacağımızı zaman zaman sıkıntılı noktalara gelebildik. Takip etmekte gerçekten zorlandık bu hükümeti. Çünkü inanılmaz derecede, dediğim gibi, şaibeli işlerin olduğu, hukuk ihlallerinin olduğu, bunlara imza atan bir hükümetti, azınlık hükümeti. O yüzden toplumun, ben açıkçası bunun farkında olduğunu, bununla birlikte de gereken cevabı sandıkta vereceğini düşünüyorum. Yani gerçekten mal ortadadır. Sanayiye giriyorsunuz, esnafa sesleniyorsunuz, sektör temsilcileriyle görüşüyorsunuz, kamu çalışanlarla, sendikalarla görüşüyorsunuz. Memnun olan bir tek kişi yok ve ben bunun açıkçası kısa bir süre içerisinde yapılacak olan seçimlerde sandığa yansıyacağı kanaatini taşıyorum. Bu sadece aldığım nabzı okuyorum buradan. Kendi siyaset yapmıyorum. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Şahiner, Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederim. Yeniden görüşlerinize başvuracağız. Görüşmek üzere, çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Sayın Şahiner de yine aynı noktaya temas etti. Teknokrat bir hükümetin kurulması, 60 gün sürenin beklenmemesi önemli bir nokta, ona işaret etti. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın görev kurması için büyükten küçüğe tüm siyasi partilere görev vermesi ve bu görev sürelerinin 15 günden hesaplanması durumunda
60 günü buluyoruz ve 60 gün bekletirsek ciddi bir kayıp diyor. Bu 60 günün sonunda seçim tarihine gidilmesi zaten yanlış olur diyor. Onun için 60 gün beklemeden bir an önce teknokrat bir hükümet kurulsun, seçim hükümeti kurulsun ve seçime gidesin. Bu halk da neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Ona göre bunu sandığa yansıtacaktır diyor. Evet, bir telefon bağlantısı daha yapacağız şimdi. Arkadaşlarım hazırlıyor. Değerlendirmeleri alıyoruz. Çünkü atmosfer bayağı bir ısındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Isınması bekleniyordu ama bu kadar ani bir baskınla değil. Hatırlayacaksınız, Sayın Faiz Sucuoğlu ile konuşmuştuk ilk başlarda programımızın başında ve bizim haberimiz yok. Bizimle herhangi bir istişare yapılmadan hızlı bir kararla bu açıklama yapıldı demişti. Kendisinin de basından duyduğunu, bizlerden duyduğunu yinelemişti açıklamasında. Sonrasında Sibel Siber'le konuştuk. Hatırlayacaksınız, geçiş döneminde başbakanlık yapmış ve onunla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşmıştı. Sayın Jale Refik Rogers da bizlere görüşlerini paylaştı. Evet, sevgili Erçin Şahmaran telefon hattımızda. Erçin, iyi günler. İyi günler sevgili Nihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Evet, aylardan sonra bir yayında seninle buluştuk. Farklı bir planımız, farklı bir programımız vardı yeni yayın dönemiyle ilgili ama onun öncesinde böyle bir gelişmeyle izleyicilerin karşısına geçtik. Evet, nasıl okumamız lazım Erçin bu süreci? Şimdi tabii bu süreci okumak için biraz da geriye gitmek lazım, en başına gitmek lazım. Yani son yapılan seçimlerden bugüne kadar gelene kadar neler yaşandı, neler geçildi, parlamento nelere şahit oldu. İşte kurulan hükümetler hemen hemen demeyelim, bütün siyasi partiler, bugün mecliste bulunan bütün siyasi partiler hükümet içerisinde oldu. Belli oluşumlar içerisinde oldu. Tabii normal olmayan şartlar yaşandı. Pandemi gibi ki hala da devam ediyor. Evet. Sonrasında bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. Orada Sayın Tatar'ın cumhurbaşkanlığı seçilmesiyle bir milletvekili boşaldı. Bir yer boşaldı orada. Ve onun 49'a. Zaten evet, bir tane vekilimiz de yurt dışında. Evet. Bir türlü yani getiremedik. Yani getiremedik. Bunun siyaseten veya hukuken veya yasalarla çok da bir dert olduğunu da göremiyorum ben maalesef. Yani o kadar çok normal olmayan durum yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor ki bence hükümetin istifası normal. Yani bunu normal karşılamak gerekir, bu kadar anormalliğin. Bu kadar mı kanıksadık Erçin bu olayı? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu trajikomik yani, bir şey ama hepimiz açısından. Tabii ki trajikomik. Özellikle yani, toplum açısından. Yani siyasi arenayı bir kenara bırakacak olursak toplum olarak biz ne yapıyoruz? Kendi kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani benim bugün özellikle sosyal medyada mesela takip ettiğim birçok insan bu durumdan, bu istifadan memnun, hatta alayvari yorumlar var. Elbette hükümetin istifa, zaten hükümetin olup olmadığı tartışmalı. Var mı yok mu belli değil. Keşke bu hükümeti kurdukları zaman bugün bu saate kadar konuştuğumuz teknokrat kabine yapılsaydı. Ekim 2021 seçim tarihidir diye hükümet programına konmuşken bu ülke sağ salim bir şekilde seçime götürülseydi ve bugün belki de bu işler hep bitmiş olacaktı. Belki de daha çok önümüzü göreceğimiz bir ortam çıkacaktı ortaya. Ancak işte azınlık hükümeti, işte geçici hükümet, adına ne derseniz, ne adını ne koyarsanız koyun, sanki çok büyük bir çoğunluğu var. İşte sandıktan çıkmış, toplumdan güven almış, her şey normal ve biz bu hükümeti sürdüreceğiz ısrarında bir yapı gördük. Ve bu hem topluma, hem ülkeye, hem siyasete, hem de çok çok önemlisi devleti çok büyük zarar verdi. Devletin kurumlarına çok büyük zararlar verdi.
birçok hukuksuzluk, birçok yasa dışılık ısrarla yapıldı son güne kadar. Haziran'da yapılması gereken bir ara seçim yapılmadı. Bir seçim tarihi ortaya çıkmadı. Bir seçim tarihinin ortaya çıkması için birçok şart ortaya sürüldü. Bakın günün sonunda nereye geldik? Günün sonunda tam bir kilitlenme, tam bir kaos. Şimdi ben bir yandan da üzülüyorum. Yani bu ülke için üzülüyorum. Şimdi ben sıfırdan işte başlayalım. İşte bir seçim hükümeti, işte bir teknokrat hükümet, işte bir kurultay sancısı. Tam bir çıkmaz, tam bir kaosun içine getirdik ülkeyi. Hiç gerek yoktu İşin bunlara. İşin en ilginç tarafı sevgili Erçin, programın başında bilmiyorum takip edebildin mi ama Sayın Faiz Sucuoğlu'na bağlandık telefonla. Hatta benim cep telefonundan ulaştı kendisine ve açıklaması benim çok dikkatimi çekti. Haberimiz yoktu. Yani bu Şimdi kelimeyi bu, duyduk. Bir parti toplanmaz mı? Kendime yakasını toplayıp da oturup bunları görüşmez mi? Bu konuları görüşmez mi? Biz işte muhalefetin çoğunluğu yok olsa bile biz hükümetteyiz. Yani biz her istediğimizi yaparız. İsteyen istediği yere gitsin, isteyen mahkemeye gitsin. İşte partinin yetkili organlarını çalıştırmaya gerek yok. Ben karar veririm, olur biter. Bunlar çok yanlış, siyasete de uymayan, siyasi teamüllere de uymayan ve gerçekten bu devleti iyi yönetmeye aday olanların veya iyi yönettiğini iddia edenlerin bu trajik, komik ve trajik durumu ortaya çıkarması çok üzücü. Şimdi siz sağlıkta nasıl bir devamlılık sağlayacaksınız? Siz eğitimde nasıl bir devamlılık sağlayacaksınız? Ekonomi, maliye tam takır. Bunun devamlılığını nasıl sağlayacaksınız şimdi? Bütçeyi nasıl geçireceksiniz şimdi? Yani 8 ay kalmış yere, seçimlere. Bütçeden önce Halkın şu an benim telefonuma gelen mesajları keşke paylaşabilsem ama paylaşmayacağım. Birçok vatandaştan, tabii bizim tanıdığımız insanlardan da, sosyal medyadan da geliyor. Halkın en büyük endişesini ben sana söyleyeyim. Aybaşı biz maaş alabilecek miyiz diye soruyorlar. Ya. En büyük endişesi, yani, alın size işte bir gerçek. Yani Ulusal Birlik Partisi'nde kurultay stresi varmış. İşte Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne örnek olarak söylüyorum. İşte başkanlıkla ilgili problem varmış. Demokrat Parti'de işte bakan kim olacak derdi varmış. Ne bileyim YDP'de partide bir insanlara, kimsenin umurunda değil ki bunlar Erçin. İnsanların umurunda olan cebindeki para. Anlatmaya çalıştığımız o. Yani. Yani bakın okullarda... Keşke şuraya gelen mesajları paylaşabilsem sizlerle ama insanları da deşifre etmek istemiyorum. Bir tanesinin mesajını okuyayım sana sen müsaade edersen. Tabii. Nihan Hanım, iyi günler. Hükümet şu an düştü. Bundan sonra ne olacak? Biz siyasetten anlamıyoruz. Biz emekli insanlarız. Aybaşı, ay sonu maaşımızı biz alabilecek miyiz? Lütfen birine sorar mısınız? Bu kadar işte. İşte bunun hiç konuşulmaması bile gerek. Yani bir halka bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Devletin kendi sisteminin çalışması gerekiyor. Devletin gerek. Devamlılığı esastır. Kesinlikle. Partiler yenir, siyasetçiler, başbakanlar, herkes ki, ama bizde öyle değil. Bizde iktidara gelen siyasi parti devleti kendinin zannedir. Ben olmazsam Allah devlet olmaz. Allah aşkına olmadı. Erçin, hatırla, birazcık geriye gidelim. Biz burada maaşları taksitle aldığımız günleri biliyoruz. Tabii. Taksitle maaş ödendi bu ülkede. Tabii. Şeyin yani, vatandaşının nasıl evet, şu an? Bugün hepimiz eleştiriyoruz. Hepimiz Ulusal Birlik Partisi'ne ya da koalisyon hükümetine eleştirileri yöneltiyoruz. Onu yapamadınız, bunu yapamadınız. O eksikti, bu eksikti. Geçmişimiz çok bu temiz. En büyük eleştirdiğimiz, en büyük hata olarak gördüğümüz, bunun böyle olacağı en başından belliydi. Bunu hiç zorlamaya gerek yoktu. İşin uzmanlarını getirirdiniz bakanlıklara. Allah aşkına gidin bir devlet dairelerine, bakanlıklara bir gidin. İnsanlar o kadar küçük ve kişisel sorunlar için dolduruyor ki oraları. Ne bir bakanın çalışması mümkün, ne bir bürokratın çalışması mümkün. Evet.
O diğer bakanlıktaki bir tanıdığını bürokrat arayacak. Bürokrat otururken bakanla ufak bir ters düşmedi, ne zaman görevden alınacağım diye bekliyor. Şu an düşünün, çok çok bekleyen bürokrat var. Yani, bütün kurumlarda işler durmuş durumdadır. Kaç kişi? Şu an hatta bırakın hükümeti. Bırakın hükümeti. Kurultayda başka bir adaydan tavır koydu diye görevinden alınan bürokratlar var. Göreve atanan bürokratlar var. Bravo. Bravo. Şimdi gel de bu sorunun içinden çık. Ama tabii ki siyaset çıkacak bunun için. Çıkması gerekir. Ama bunların bir ders vermesi gerekir. Bunların bize bir örnek olması gerekir. Ve bundan sonrasını iyi hazırlamamız gerekir. Bunları söylerken bile, dün seninle de konuştuk. Tufan Hoca geldi, biraz dışarıda evet, sohbet ettik. Evet, ayaküstü sohbet ettik. Moralimiz sıfır. Yani evet, beklentimiz böyle olacak diye bir beklentimiz maalesef yok. Bu seçim mutlaka olacak. Bunun bir, belki de en büyük artısı bu ülkeye, artık bu toplumda ne istediğini gösterecek. Onu kendi tavrını ortaya koyacak. Ben tabii ki toplumun iradesine müdahale anlamında veya yönlendirme anlamında değil. Ama bir 50 kişilik bir meclis, 6 siyasi parti, dörtlü hükümet, üçlü hükümet, işte bağımsız istifa ediyor, diğer taraftan başka bir partiye geçiyor daha süre bitmeden. Ve bunları hepsini böyle normal, hepsi halk için, hepsi toplum için. İşte bunları artık halkınla, toplumunla ciddi şekilde görmesi lazım. Seviyenin çok düştüğünü görüyoruz. Çok çok büyük siyasi partilerde gerçekten işin içinde olan, uzman olan, bir birikimi olan, topluma bir şeyler verebilecek insanlara müsaade edilmiyor. Den dolaş aynı isimle. Ama den onlar işimize gelmez isimle ki bizim. Onlar çünkü tamamen doğruları söyleyecek. Olmuyor işte. İşimize gelmez. Ve ben soruyorum. Maliye, eğitim, sağlık, bunları bu süreçte nasıl yürütecek bu ülke? Bu üç konu en önemli konu son iki yılın öncelikli konuları diyelim. Ki şu an bir sağlık en önemli noktamız bizim. Tabii ki. En önemli orta noktamız. Şu an şu veya bu şekilde giden bir sistem var, bir yapı var. Beğenildik. Bir eksikliği var mı? Var. Şimdi oraya tekrar başka birileri gelecek. Hadi tekrar bürokratlar değişecek. Onlar şunlar değişecek. Uygulamalar değişecek. Ama bu sağlıktan bahsediyorsunuz. Bir öğretmenin paylaşımını gördüm sosyal medyada. Hı hı. Bir çocuğun teneffüslerde saklandığını söylüyor. Çünkü diyor bir su alacak parası yok çocuğun. Bunlar yaşanıyor bu ülkede. Su alacak parası yok ve biri verdiği zaman da çocuk o kadar gururlu ki kabul etmiyor bunu. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim kavgamıza bak. Bizim kavgamıza bak. Burada çocuğum su içemiyor benim. Onu düşüneceğimize, ya, onunla ilgili gelişmeleri, onunla ilgili çözümleri arayacağımıza. Ya işte, devlet? Nerede devlet? Ve biz bak neleri devletin tartışıyoruz. Devletin devamlılığı esastır derken biz bunları da içine katıyoruz. Kesinlikle. Ama bizim katmamız kesinlikle olacak şeyler değil bunlar. Ben bu istikrarsızlık için gerçekten çok üzüldüm. Çok üzülüyorum. Çok samimi olarak söylüyorum. Üzülüyorum. Bir de bunun bir fırsata dönmesi için de bir yandan da seviniyorum ve öyle olmasını umuyorum. Bu inşallah, umarım bu süreç bir fırsata çevrilir. Peki Elçin, sana şunu da sorayım. Kapatmadan önce, seni azat etmeden önce. Türkiye bu olayın neresinde sence? Ben yani Türkiye'nin de burayı gördüğünü, takip ettiğini inanırım, düşünürüm ama çok da Türkiye'yi de bu konuların içine çekmenin doğru olmadığını düşünürüm. Bir parti kurultayında aday olan insanların birbirlerine karşı bunu avantaj olarak göstermelerinden de rahatsızlık duyarım. Ben bütün taleplerin buradan gittiğini düşünürüm. Buradan gittiğine inanırım. Çok yanlış şeyler bunlar. Türkiye de buradaki düzeni görüyor, buranın yürümediğini görüyor. Buraya kaynakların aktarıldığını veya aktarılmadığını neden onlar da çok iyi biliyor aslında bunları. Ha bunlar bu zamanlama kurultaya yönelik mi, başka öncelikleri mi var? Diğer mesela Sayın Sucuoğlu'nun bilgimiz yok demesi bir kurultayla ilgili bir
düşünceler de mi var? Sordum onu da tabii kendisine, ki... sordum evet. Sayın Sucuoğlu'na. Tabii ki o da süreçle ilgili bir araştırma yaptıktan sonra bu konuyla ilgili daha ciddi bir açıklama yapmayı tercih ediyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum diyor. Şimdi yani tabii neyle alakalı olduğunu. Hükümet tabii kurulmazsa ortada olan şeyler var. Nisaptır, hükümetin içindeki uyumsuzluktur vesairedir ama Sayın Sacıoğlu da bu konuyla ilgili bilmiyorum ifadesini kullandı. Hükümet kurulmazsa 60 gün içinde seçim olur. Sayın Arıklı'nın da sosyal medyadan açıklamasını takip edebildin mi? Evet. Okuyayım müsaade edersen. Hayırlı olsun tabii. diyor. Başbakan Ersan Saner'in bugün hükümetin istifa Başbakan Ersan Saner bugün hükümetin istifasını sundu. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Şimdi sürecin anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz. Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz diyor. Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir hükümet kurulursa ne âlâ, kurulmazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır diyor. Tabii burada açıklama. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayını yapmadan seçime girememe durumu var net olarak. O yüzden bu kadar acele, bu kadar işte gerekli kurulları toplamadan alınan bir karar bilmiyorum. Artık bir Sayın Başbakan'ın Sayın Saner'in bir anına mı geldi? Düşünmeden atılmış bir adım. Yoksa bazı şeyler çok düşünüyor. Yapma Erşin. Yani düşünmeden atılacak bir adım mı bu? Bunların hepsi dediğim insan gibi komplo teorilerini düşünülen konulardı. Evet, bu arada sevgili Kutret Özersay'a ulaşmış haber merkezimiz. Tamam. Haber müdürümüz kendisine ulaşmış ve yaptığı açıklamada bize diyor ki şu anda konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Parti meclisi ve MYK toplanacak. Sonrasında ortak bir açıklama yapacağım dedi. Sayın Özersay Kıbrıs TV'ye yaptığı özel açıklamada bunu da buradan bir kez daha söyleyelim. Şu anda diyor konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Parti meclisi ve MYK toplanacak. Sonrasında ortak bir açıklama yapacağım diyor Sayın Özersay'ın mesajıydı bu. Bunu da aktarmış olalım. Tabii Sayın Saner'in de bunu yapması gerekirdi. Parti kurulları toplanır, ona göre kararınızı alır ve MYK'sı çıkar. MYK'sı parti meclisi toplanır. Zaten iki gün önce toplanmışlar. İki gün önce de böyle bir şey yoktu. Yani Sayın tamam Sucuoğlu'nun işte, açıklamasına baktığımız zaman. Biraz önce söylediğin gibi başka konularım var. Başka konular, ya oraya dikkat çekmek istedim. Yani bunun nasıl bir avantaj sağlayacağını düşünmüş olabilir. Biz tabii ki farklı başka bir açıdan bakıyoruz. Bir toplumsal açıdan bakıyoruz. Bir devletin kurumlarının açısından bakıyoruz. Bugüne kadar ne kadar geri kalmış bizim kamu yapımız. Neler yapılması gerekirken biz hala da işte kimler makama gelecek, kimler birinci parti çıkacak, kimler başkan, kimler başbakan olacak. Biz bunların tartışmasında, bunların derdindeyiz. Yani evet sevgili arkadaşlar. Aslında hem kendinize hem de bu ülkeye yazık ediyoruz kısaca. En güzelini söyledin. Son noktada evet. En güzelini söyledin. Hem kendimize hem bu ülkeye çok yazık ediyoruz. İnşallah erken zamanda bu yanlıştan dönerler. Daha doğrusu farklı bir yanlışa imza atılmadan erken bir dönemde bir hükümet oluşumu sağlanır ve seçime gideriz. Çünkü başka bir çıkış yolumuz yok. Bu 60 gün süreyi de inşallah harcamazlar. Sayın Cumhurbaşkanı harcatmaz diye düşünüyorum. Bu konuyla umalım ilgili mutlaka. Umalım ki sağduyu galiptir. Evet. Gayet doğru söyledin. Çok teşekkürler Erçin. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, sevgili Erçin Şahmaran'la da hem programcımız hem Kıbrıs gazetemizin köşe yazarlarından sevgili Erçin Şahmaran'la da gündemi değerlendirdik. Sayın Özersay'ın bize mesajı da vardı. Kıbrıs TV Haber Merkezi'ne yaptığı açıklamada şu anda konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum dedi. Parti meclisi ve MYK toplanacak, sonrasında ortak bir açıklamaya imza atacaklarını bildirdi. Bunu da sizlere bir kez daha aktarmış olalım. Tabii bir taraftan da ben sosyal medyayı takip ediyorum. Neler yaşanıyor, ne yorumlar yapılıyor. Tabii hükümetin istifası ile ilgili birçok yorumların yanı sıra üslubu bozuk yorumlar da yapılıyor. Efendim bunları yapmayalım, bunlar bize yakışmıyor, Kıbrıs Türk toplumuna bunlar yakışmıyor. Beğensek de beğenmesek de bir hükümetimiz vardı ve bu hükümet istifasını sundu. Evet, çok doğru işler mi yaptı? Kimine göre evet, kimine göre hayır ama netice itibariyle bizim gidip sandıkta oy verdiğimiz ve seçtiğimiz insanlar da bu hükümette yer alan kişilerde. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. Metin Bey merhabalar.
Merhaba Nihan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Turan Bey, çok özür dilerim. Hatlar karıştı bende. Çok özür dilerim. Doğru Sayın diyorsunuz. Büyük Yılmaz. Evet, hayırlı olsun diyelim mi? Yani tam konuya hakim değilim ama anladığım kadarıyla Sayın Başbakan hükümetin istifasına Cumhurbaşkanı'na verdiği gibi gözüküyor. Evet. Doğruysa öyledir. Hayırlısı olsun diyelim. Sonuçta işlemeyen çarkların bir yerde tıkanacağı belli olması dolayısıyla mecburen böyle bir yöntem seçmiştir. Sonuçta Cumhurbaşkanı hangi yolu izleyeceğini kısa sürede bize aktaracaktır. Evet. Hem hükümete hem bizlere hem sizlere hayırlısı olsun. Evet, şunu sorayım. Tabii şu an bulunduğunuz konumun haricinde Yeniden Doğuş Partisi ile yolunuza devam etmeniz nedeniyle size bazı sorular yöneltmek istiyorum. Tabii ki. Bunu bekliyor muydunuz? Siz öngörüyor muydunuz bunu bu dönemde özellikle? Tabii tabii. Yani ben geçen haftalarda bütün arkadaşlarıma Salı günü hükümetin sonu olabileceğini anlatmıştım. Çünkü gözüken oydu, tıkanmıştı artık. Hesap konusu en önemlisiydi. Çünkü vatandaşa hizmet vermek için siyaset yapılıyorsa ve hesabı sağlayamıyorsan, yasa çıkartamıyorsan, yasama ile ilgili sıkıntı yaşıyorsan bu hükümetin işlevi bitmiş demektir. Bundan dolayı ki hükümetin bittiğini ben kendim görebilmiştim ve arkadaşlarımla paylaşmıştım. Evet. Hep azınlık hükümeti denildi. Kurulduğu günden itibaren bu yorumlar yapıldı. Seçim tabii hükümeti aslında azınlık hükümeti değildi. Öyle çünkü denildi. Kuruluş yani aşamasındaki bütün protokollerin hazırlanmasında Yeniden Doğuş Partisi'nin efendim 3 kişiden birisi olarak hep ben vardım. Hı hı. Amacımız efendim o süreçlerde kurulurken Ekim ayında bir seçimi efendim gerçekleştirmek için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümetsiz kalmaması için bir kurulan hükümetti. Hı hı. Efendim sonra mütakiben icraat hükümetine dönüştü. Zaman zaman çok iyi güzel şeyler yaptı. Zaman zaman kesintiler oldu. Her siyasi partinin kendi içindeki kavgaları veya tartışmaları veya beklentileri olmaması dolayısıyla sıkıntılar yaşandı. Sonuç itibarıyla efendim bu sürecin bugün bitmiş gözükmesi aslında her şeyin bittiği anlamı taşımıyor. Netice itibariyle şu anda yine bütün bakanlıklar görevlerinde, tüm bakan kurum ve kuruluşlar görevlerinde ta ki yeni bir hükümet modeli çıkana kadar görevlerine devam edecektir. Hı hı. Önemli olan vatandaşa hizmettir. En kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir yol izleyeceğini bildirecektir. Belki Yüksek Seçim Kurulu'na seçim tarihini talep edecektir. Belki başka bir hükümet modelleri üzerinde arayışlar olacaktır. Belki böyle modeller vardır. Belki başka siyasi partiler biz bu işi yürütebiliriz diyecektir. Bunları da görmek gerekiyor. Ama kaçınılmaz olan benim kendi görüşüm bu hükümet sürecinin tamamladığı seçime gitme zorunluluğu vardır. Ve bu seçim sürecinden itibaren de yeni hükümet modelleri o zaman ortaya çıkacaktır. Şimdiki modellerin hangisi denense denensin bir çözüm veya bir sonuç odaklı bir yere ulaşması mümkün olmadığını gördük. Ve zaten bu süreç dolayısıyla hesap sağlanamamıştır. Bunu görebiliyorum Nihan Hanım. Evet peki tabii bundan sonrası önemli. Artık bugüne kadar gelindi. Yaşanan yaşandı. Dün hani az önce konuklarımdan bir tanesi Süleyman Demirel'in rahmetinin bir sözünü hatırlattı. Dün dündür, bugün bugündür. Biz yarını düşünmek zorundayız. Halkı düşünmek zorundayız. Halk için adım atmak zorundayız. Yani biz derken siz siyasetçileri, siyasete gönül vermiş olan, siyasi arenada bulunan isimleri kastediyorum. Tabii seçime gidilecek ama bu seçime gidilirken halk yaşananları algıladı, algılamaya çalıştı, anladı. Bu anladıklarını acaba sandığa yansıtabilecek mi? Çünkü bu koalisyon hükümetinin içinde siz de bulunurken aslında bir yara aldınız, almadınız dersek yanlış belirtmiş tabii, tabii. oluruz. Tabii Ulusal Birlik Partisi de aldı, Demokrat Parti de aldı. Herkes payına düşeni aslında aldı bu koalisyon hükümetinden ve aslında yıpranmış 3 siyasi parti olarak seçime gidiyorsunuz. Tabii ben diğer partileri muhataplarına soruyorum ama Yeniden Doğuş Partisi'nde size sormak istedim. Bu yıpranmışlığı, bu yarayı kısa sürede sarabileceğinize inanıyor musunuz? Çünkü çok kısa bir zaman var önümüzde, bir an önce seçime gitmemiz gerekiyor. Nihan Hanım, bu pandemi süreci içerisinde ekonomik sıkıntıların en üst noktaya ulaşmış olduğu bir ortam içerisinde hükümette kim olursa olsun bunun altından kalkması mümkün olmazdı. Yani üretemeyen, ürettiğini pazarlayamayan, gelir kaynakları tamamen tükenen, dışa bağımlı vaziyette yaşayan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenlerin de herkesin derdine derman olması için mücadelesini bekliyoruz. Hı hı.
olursa olsun ve mevcut bizden önceki ikili hükümetin de bu hükümetin sonlandırmasının ana noktası olan pandemi biliyorsunuz ki her şeyimizi çok etkiledi. Bu sadece tek bir neden mi? Hayır efendim. Ama Yeniden Doğuş Partisi olarak çok müthiş bir büyüme gösteren, yıldızı parlayan bir siyasi partinin hükümete girmesi durumuyla ilgili efendim sıkıntılar yaşaması efendim bunu görebiliyoruz. Bize bu bir zarar verdi mi? Vermiştir. Ama bunu toparlanma şansı var mı? Vardır ki biz sahadayız efendim, çalışıyoruz. Çünkü 15-20 gündür bu hissettiklerimiz bize sonucunu gösterdi. Yeniden Doğuş Partisi bütün süreci kendi üyeleriyle, kendi gönüldaşlarıyla ve seçmeniyle paylaşması gerekiyor. Paylaşıyoruz. Neler olup gittiğini halkın tam bilmesi gerekiyor. Sadece bizim alanımızdaki yaşadığımız olduğumuz, yani Kıptek'te yaşamış olduğumuz krizler bile bizim ne durumlarda olduğumuzu ve bu ülkenin gerçekten Yeni Doğuş'a çok ihtiyaç duyduğunu bir kere daha gösteriyor. Ki en fazla kırılma noktası da, siyasette kırılma noktası da Kıptek'le ilgili yaşanan süreçlerdi aslında. Yeniden Doğuş Partisi, siz, genelde Yeniden Doğuş Partisi, özel... Alo. Alo. Evet, sanırım bağlantıda bir problem oldu. Hemen tekrar bağlayalım arkadaşlar Sayın Büyük Yılmaz'ı. Çünkü son sözümüzü söylemedik, veda etmeden kapatmayalım. Alo. Sayın Büyük Yılmaz. Evet Nihal Hanım, sanırım hat koptu. Bir problem oldu. Evet, kusura bakmayın. Evet, dediğim yani Kıptek genelde Yeniden Doğuş Partisi'ni özelde bizi çok mu yıprattı? Doğru, çok yıprattı. Ama sonuç olarak ne kazanıp ne kaybettiğimizi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda çok uzun bir dönem içerisinde bekletilen ve başlatılması ve sonuçlanılması konusuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki temiz eller operasyonuyla ilgili yaşadığımız süreç içerisindeki bizlere karşı neler yapılabileceğini biz hep gördük ve biliyorduk. Evet. Sonuç olarak ne kazandık ne kaybettik, buna bakmak lazım. Neye karşı mücadele ettik ve neden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üzerinden Yeniden Doğuş Partisi çok yıpratıldı. Bunu görmek gerekiyor. Yönetimsel olarak bir yanlışımız mı oldu, hatamız mı oldu? Buna bakmak lazım ki ben öyle bir hata göremiyorum. Yapılan süreç içerisindeki tüm efendim bize karşı saldırıların temel noktası para kaynaklıysa bunu vatandaşın vicdanına bırakıyorum. Biz geldiğimiz süreç içerisindeki bu kurumun içerisinde sermayeyi yönetenler, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kendi ortak malı gibi kendini görenlerin bu kurum içerisindeki aktif efendim çalışmalarını önleyebildiysek bu çok büyük bir başarıdır. Kendi ortak malları gibi her odada rahat bir şekilde oturup kalkabiliyorlarsa, planlamayı kendilerine göre yapabiliyorlarsa, hatta hangi ihalenin ne zaman çıkılmasına karar verebilen kitleleri durdurabilmişsek bu çok büyük bir başarıdır. Bunu başardığımız için de bir bedel ödeyeceksek biz o bedeli ödemeye razıyız Nihal Hanım. Evet. Süreç bize her şeyi gösterecek Sayın Büyük Yılmaz. Yani evet. Halk en büyük takdir tabii ki. Halkın halk iradesini sandığa yansıtacak, hem de kısa bir zaman sonra, birkaç ay sonra bu irade sandığa yansıyacak. Bizlerin de halk olarak en büyük temennimiz daha iyi günleri bizlere gösterecek olan siyasi bir oluşumun yine karşımızda olması, onunla yola devam etmemiz. Ama bunun için önce siyasilerimizin istikrarlı bir politika sergileyerek halka bir şeyleri ispatlaması gerekiyor sanırım bu saatten sonra. Evet, çok doğru söylüyorsunuz Nihal Hanım. Ama verilen bütün mücadele özellikle Kıbrıs Türk halkı için, genelde ise siyasetin temiz elleri operasyonu içindi. Evet. Bunu da anlamak lazım. Yoksa işin çok kolay tarafları vardı. Kabul edilirdi. 38.80 dolarlara bu akaryakıt taşınırdı. Hisse çıkartılmazdı. Teslim olunurdu. Ama bütün mücadelenin ana noktası Kıbrıs Türk halkının cebinden çıkabilecek efendim her kuruşun
başka alanlara efendim yatırım yapılması içindi. Yeniden Doğuş Partisi olarak ve yönetim olarak biz bunu başarabildiysek ne mutlu bize ki başarabildik. Bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun akaryakıt taşıma bedelleri 38.80 dolar sentlerden 33.33'lere inmişse bunu da birilerinin görmesini çok istiyoruz. Birçok şey değişti ama bunu sanırım ki yansıtamadık, anlatamadık. Hepsinden önemlisi hiçbir şey başaramadıysak az önce dile getirmiş olduğum gibi bu kurumun kendini ortağı zannedenlerin bu kuruma girişleri ve çıkışlarını ve bu ihale bağlama hususlarını üzerine sokabilmişsek, halka açılan bir kurumu başarabilmişsek ve sermaye yönetenleri bu kurumdan uzak tutmuşsak, hak edenin hakkını vermişsek bence çok şey başarmışız. 10 aylık sürede de kendimizi hiç başarısı olarak görmüyorum. Herkese açık bir şekilde kapılarımızı açtık, şeffaf bir yönetim gösterdik. Herkes görmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun nerelerden nereye geldiğini de gördüğüne inanıyorum. O yüzden hepinize saygılar sunuyorum, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Büyük Yılmaz. Görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Evet efendim, devam edeceğiz telefon bağlantılarımızda. Kısa bir süre daha Sayın Armağan Candan'ın bir paylaşımı vardı. Onunla ilgili onu da aktaralım size. Önümüze düşen tüm paylaşımları aktarıyoruz. Az önce de Sayın Erhan Arıklı'nın paylaşımını aktarmıştık. Aylar öncesinden olması gereken bugün oldu ve halka zaman kaybettirmekten başka bir işe yaramayan bu hükümet sona erdi. Yarın yeni bir gün. Evet, yarın yeni bir gün, hep bunu söylüyoruz ama inşallah o yeni günde yeni arayışlar içerisine girerken yanıltıcı olaylarla tekrar halk olarak karşılaşmayız. Çünkü hepimiz, ben de bir vatandaş olarak, bu siyasi istikrarsızlıktan yorulmuş durumdayım. Devletin devamlılığı esastır, bunu her zaman söylüyoruz ama hükümetlerin de devamlılığı esastır. En azından seçim sürelerinde hiçbir koalisyon hükümeti süresini tamamladıktan sonra seçime gitmiyor. Bu genel bir kaide gibi artık hayatımızda. Evet, bu arada sevgili Metin Atan telefon hattımızda. Sayın Atan, iyi günler. Alo, iyi günler efendim. Evet, döndünüz mü adaya? Döndük. Bugün ayağımızı bastık bugün Kıbrıs'a. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ve ayağa gelirken de zaten böyle bir sürprizle karşılaştık. Evet, ayağınızı basar basmaz karşınızda hükümet yok. Evet, maalesef. Evet. Bir sendika başkanı olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken mi, geç mi? Nasıl yorumlayalım efendim sizin? Şimdi biliyorsun, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir imkanı sağladığınız rica için. Rica ederiz. Tabii ki biliyorsunuz, ben bugüne kadar yapılan programlarda da söyledim. Bu hükümetin gitmesi gerektiği konusunda. Hı hı. Çünkü bu ülkeye gerçekten zarar verip ülkeyi bitirme noktasına getiren arkadaşlarımızdı bu bizi yönetenler. O nedenle ben normal karşıladım yani. Geç bile kalınmış bir olaydı diye düşünüyorum. Çünkü ülkeyi hala daha aynı zihniyetle yönetmeye çalışıyorlar. O nedenle bu konuda söyleyeceklerim şu an bu kadar. Yani bu istifa edişlerini de biz böyle konuşabiliriz. Peki bu süreçte, evet tabii yani aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bildik süreçler, bu süreçler yaşayacağımız, göreceğimiz kısa sürede karşımıza tabloların çıkacağı süreçler ama önemli olan bundan sonrasında nasıl adımlar atmamız gerektiğidir. Çünkü bundan sonrasında adımlar halkı direkt etkileyecek olan bir süreci doğru götürecek. Evet, bizim. Aynen. Şimdi bundan sonraki sırası zaten seçimdir, erken seçimdir. Evet. Herhalde geçici bir hükümet seçilir diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte seçim yasasıyla ilgili kararlar alınması lazım. Seçim yasası ve seçim tarihiyle ilgili. Seçim ve halk oylaması yasasının da değişmesi gerekiyordu. Tabii tabii, ben özellikle bir seçim daha yapılacaksa özellikle bu seçim ve halk oylaması yasasının şart ve birinci şart olması lazım. Çünkü bu parlamenter sistem bizde geline bu noktayı gösteriyor. Nemalanma, popülizm, adaletsizlik, hakkaniyete dayalı bir sistemin olmayışı. Bunu getiriyor, bunu gördük bugüne kadar bu parlamenter sistemde. Benim de burada kendi fikrim olmasına rağmen herkesin benimsediğini tahmin ediyorum. Başkanlık sistemi gelmesi lazım. Başkanlık sistemi gelirken de biliyorsunuz baraj 5'ten 10'a çıkmalı. Meclisteki milletvekili sayısı bence fazla 30'a inmeli. Ya da daha da 25-30-35 de olabilir. Artı milletvekilleri bakan ya olmamalı. Teknokrat
yöneticilerimiz var. Evet. Dışarıdan donanımlı bu işi yapabilecek arkadaşlarımız var. Bu sistem değişmediği sürece, tamam mı? Değişen hiçbir şey olmayacak. Yine aynı kişilere biz, yani şahıslar değişecek ama sistem değişmediği için aynı şeyleri tekrar yaşayacağız. O nedenle bu bir fırsattır bence. Ben burada tabii Sayın Başbakan'ın ve Sayın Başbakan Yardımcısının bu ülkeye verdikleri hasar, inanın belki de 10-15 yıl verilmemiş bir hasar görüntüsü var şu an. Biliyorsunuz denetim yok ülkede. Bir başbakanın elini masaya vurup şunu yapılması gerektiği konusunda hiçbir yaptırımı yok. Bu ülkeyi bürokratlar yönetiyor. Evet, doğrudur. Bürokratlar yönetiyor. Yani bu hükümet yok hükmündedir. Biliyorsunuz hükümetlerin de iktidara geldiği zaman birinci görevi halkın refah seviyesini yükseltmektir. Hı hı. En önde görevlerinden biridir. Hayır, bunlar daha beter. Vatandaşı, çalışanı, emekçiyi, sigortalı, özel sektörü, kime sayarsam, alt alta korsak, hepsini perişan etmiş bir şekilde. Ve şimdi bunları yaptılar ve istifa ettiler. Düşünebiliyor musunuz siz, bir meclisteki görevleri o mecliste olmaktır milletvekillerinin? Açamıyorlar ya, nisap sağlayamıyorlar. Ve bunu defalarca kapanmadan hatırlanın, meclis kapanmasında da aynı şekilde olmuştu. Kapatamadılar. Ne oldu şimdi? Şimdi zamandan çaldınız, zamana oynadınız. Bu kadar kötü yönetiminizi biraz daha ötelediniz. Ha şimdi artık tek çare Sayın Başbakan bugün Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu. Tamam, bundan sonrası için benim yine söylüyorum aynı şekilde. Bu sistem değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek. Sadece kafalar aynı değişecek. Ama zihniyet aynı kalacak diye düşünüyorum. Evet, tabii bu süreçten sonra artık hep birlikte bakacağız ve göreceğiz neler karşımıza çıkacak. Çok teşekkür ederim Sayın Atan. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim. Hayır. Evet sevgili izleyenler, yaklaşık 2 saattir hükümetin istifasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri çeşitli kesimlerden, farklı isimlerden sizlerle birlikte sizler için değerlendirmeye çalıştık. Sürecin nasıl işleyeceğini, nelerin karşımıza çıkabileceğini sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sevgili Orhan İsmailoğlu sizlerle birlikte olacak efendim. Burada biraz soluklanalım, biz de araştırmalarımızı yapalım, bakalım neler olacak. Telefon görüşmelerimizi gerçekleştirelim. Sonrasında yeniden karşınızda olacağız. Harcamalarını kontrol altına almak istiyorsan, LokalPay'i indir, dilediğin bir kredi kartından kart bilgilerini kaydetmeden kendine belirlediğin limit kadar top-up para yükle. LokalPay ile harcamalarının kontrolünü eline al. İster yerinde, ister uzaktan, nerede istersen ol. Temassız ve güvenli ödemenin keyfini LokalPay ile çıkar.